bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. İstiyorsan hemen sana biraz prim de yaptırtabilirim. O ponçik hallerine hiçbir şekilde beni kandıramazsın. Çünkü ben senin düşündüğünü senden daha önce düşünecek kadar zeki bir kadınım. Sessiz sinema gibi yaşıyormuşsun da biz farkında değilmişiz meğersem. Ya sen hiç korkma Bülent'cim. Benim tahtım yıkılmaz yani. En azından sizin gibi tırık almıyorum. Ben iş yapıyorum burada. Hadi bunu söyle de benden prim yap. Bu fırsatı ben sana vereyim. Merivan. Bir dursana. Dur. Niye böyle bir şey yaptın? Dur, beni dinle. Bilerek yapıldı. Bu kadar kahredecek ne oldu? İnanamadım. Bir kural ihlali oldu. Ondan bahsetmek isterim. Bugün 144. bölümümüzü çekiyoruz. Ve daha önce hiç yaşanmamış bir şeyi rastladı. Hiç olmaması gereken bir şey. Aslında diskalifiye sebebi değil mi o? Pek hoşgörülü ben davranamam yani bu konuda, bilemiyorum. Sesin titrese bile gerçekleri konuşacaksın. Realistik olacaksın, doğruyu söyleyeceksin. Sen olsaydın kendine kaç verin? Şu anda sesin nasıl titriyor? Burada bulgur pilavı yok, tamam. Beyin var. Anlattım işte. Anlam veremedim, bir şeyler ortaya çıkmış surattan dışarıya. O dalgalar çok saçma duruyor bana göre. Bana göre burada en saçma duran şey senin orada bulunma. Çocuklar alkışlıyorum sizi Beria. Ben deminden beri boşu boşuna konuşmuşum ya. Keşke yarışmacı olarak değil de jüri olarak katılsaydım. Çünkü söylediklerini uygulamıyorsun. Jüri de öyle mi yapıyor Meltem? Kezban Paris'te gibi olmuş. Bomboş izlemeden gelmişsin, lütfen beni izle. Böyle ilerleterek benim olduğum yerlerde bir dur. Sizin böyle bir yarışmada işiniz yok. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın. Merhabalar efendim. Harika, kıpır kıpır neşeli bir kuaförüm sensin perşembesine daha. Hepiniz hoş geldiniz. Dün bildiğiniz gibi Bilal ve Bursa birinci oldular. Cemal ile Meltem sonuncu oldu. 10 bin liralık büyük ödül yarın sahibini bulacak. Bir takım da bizlere veda edecek. Bugün yaratacakları fark bu konuda kimin avantajı yakalayacağını ortaya koyacak. Nasılsınız? Hazır mısınız? Hazırız. 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 Bomba gibiyiz. Sesiniz içinize kaçtı galiba, parmaklarda şu an, ha? Öyle mi? Bu mu hazır haliniz? Tamamen konsantre söz konusu. Konsantre olmak. Benim. Acilen başlayalım. Acilen başlayalım. Başlayalım, şundan başlayalım. Ben öncelikle burada almış olduğum plaketlerden ve ödüllerden bahsetmek istiyorum. Dünden önceki gün ekranlarda görmüş olduğunuz avantgard saçımdan aldığım bir ödülüm. Bu da katıldığım yarışmadan kazandığım bronz bir ödülüm. Bu da sosyal sorumluluk projesinden kazanmış olduğum, bana teşekkür mahiyetinde verilmiş olan bir plaketim. Bir tane daha ödülüm vardı ama onu unuttum. Bunu belirtmek istedim. Ödül almak güzel. İcraatımı gördünüz. Bu da icraatımın mükafatı. Ona istinaden hem gösterdim hem ortaya koydum. Teşekkür ederim. Çok ödüllü bir kuaförümüz var yani burada arkadaşlar. Ne diyorsunuz, bu sizi biraz strese sokuyor mu? Ne dersin onu, Koray? Sevin. Yani bu konuda hani görmemişin ödülü olmuş, almış önüne koymuş derler. Yani bunu daha çok saçta görmek isteriz. Saçında yapmış olduğu biz ödülünü biz veririz. Ödülün takdiri sana kalmamış. Ne diyorsun Sevin? Seni biraz sessiz ve gergin gördük, iyi misin? İdare eder. Dünkü danstan sonra herhalde. Efendim? Dünkü danstan sonra diyorum. Akşam ne oldu? Akşam evde. Mı? Birazcık beli ağrıyor herhalde. Beli ağrıyor. Hı hı. Koltukta yattı da. Yenge, bu gerçekten dün yani
anın verdiği bir tepki. Bence çok şey yapmaman lazım. Büyütmemen gerekiyor. Sonuçta evet, seni de gördüm. Evet, pek büyütmemiz gerekiyor. Melek ne dedi, sen onu söyle. Melek bana bir şey söyleyemez. Beni tanıyor, beni biliyor. Peki o zaman. Programa gelirken seni gördüm. Stresle telefonla konuşuyordun. Dürüst ol bana. Kimle konuşuyordun? Başka bir şey. Ekipten arkadaşlarla konuşuyordum. Öyle mi? Evet, salondaki arkadaşlarla konuşuyordum. Melek'le ilgili çok şükür hiçbir problemimiz yok. Hamdolsun. O beni zaten biliyor, güveniyor, inanıyor. Güvenip inanması zaten beni buraya göndermez. İçimiz rahat. Sen şimdi dünkü dans ettin. Sırt sırta verdiniz böyle ponçik ponçik. Oynadınız ponçik ponçik. Ponçik ponçik. Ponçik ponçik. Efendime söyleyeyim. Yenge hiçbir şey demedi yani. Yok, demedi. Peki. Sevil de pek bir şey demiyor anladığım kadarıyla. Ya işte ben evet dün şeyde minderde yatmış olabilirim. Hep beraber burada keyifle eğlendik, güldük, evet. Dans ettik. Evet. Problem olmadığını. Sıkıntı yok. Yok. Hadi o zaman hızlı bir şekilde yarışmamıza başlayalım en iyisi. Modellerimizi davet edelim. İlk olarak Koray ve Sevil'in modeli Berivan Can gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sevcan ve Meleğin modeli Emine Durna gelsin. Hoş geldin. Çok şaşırmıyorsun. Harikasın. Hoş geldin. Hilal ve Buse'nin modeli Elif Oluk gelsin. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin. Hoş buldum. Son olarak Cemal ve Meltem'in modeli Aleyna Hamamcıoğlu gelsin. Hoş geldin. Hoş buldum. Gergin bir gün değil mi? Biliyorsunuz ki fark yaratacağımız bir gün. Adnan Bey, konseptimizi açıklar mısınız? Evet, konseptimiz bugün kesim ama farklı bir kesim. Yüze yakışacak farklı bir kesim görmek istiyoruz. Aynı modelin kısasını, ucundan alınmışını görmek istemiyoruz. Farkı yaratmanızı istiyoruz ama yüze yakışacak. Evet. Günlerdir, haftalardır sizlere kesimler hakkında fikirler vermeye çalışıyorum. Yüzlere bakın diyorum, yakışan modelleri yapın diyorum. Ama demekle olmuyor. Ben de bugün size bir saç modeli göstereceğim. Nasıl yüze bakılır, o saçla yüze nasıl etki edilir biraz da ben size göstereyim. Çünkü söylemekle anlamıyorsunuz. Ben de bugün bir sürpriz yapayım istiyorum size. Çok teşekkür ederiz Adnan Bey. Adnan Serter bugün bize harika bir jest yaptı. Sizler de bu sayede bir ustanın elinden fark yaratan bir kesim nasıl olur izleyeceksiniz. Ayşegül'cüğüm, makyaj konseptimiz? Makyaj konseptimiz de özellikle gözlerde gold kullanarak, böyle gold ışıltılar kullanarak, yani altın rengi makyaj görmek istiyorum. Ama lütfen, yani rica ediyorum sizden arkadaşlar. Böyle hani altın rengi sürdüm, konsepte uydum demeyelim. Farklı yerlerde de kullanabilirsiniz bu altın goldları. Klasiklerden kaçalım. Değişik farklı şeyler görelim lütfen. İyi anladık değil mi? Kesim fark yaratacak bir kesim. Gold makyaj yoğun ve farklı kullanabileceğiniz bölgelerde gold makyaj. Süreniz saça 45 dakika, makyaja 25 dakika. Hazırsanız süreyi başlatıyorum. 5, 4, 3, 2, kes, 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 kes. İstiyorsan hemen sana biraz prim de yaptırtabilirim. O ponçik hallerine hiçbir şekilde beni kandıramazsın. Çünkü ben senin düşündüğünü senden daha önce düşünecek kadar zeki bir kadınım. Sessiz sinema gibi yaşıyormuşsun da biz farkında değilmişiz meğersem.
Ya sen hiç korkma Bülent'cim. Benim tahtım yıkılmaz yani. En azından sizin gibi tırık almıyorum. Ben iş yapıyorum burada. Hadi bunu söyle de benden prim yap. Bu fırsatı ben sana vereyim. Merivan. Bir dursana. Dur. Niye böyle bir şey yaptın? Beni dinle. Bu bilerek yapıldı. Bu kadar kahredecek ne oldu? İnanamadım. Bir kural ihlali oldu. Ondan bahsetmek isterim. Bugün 144. bölümümüzü çekiyoruz. Ve daha önce hiç yaşanmamış bir şeyi rastladı. Hiç olmaması gereken bir şey. Aslında diskalifiye sebebi değil mi o? Pek hoşgörülü ben davranamam yani bu konuda, bilemiyorum. Asimetriyi çalışalım. Mesela şuradan başlatalım. Nasıl? Şuradan başlatalım. Hı hı. Şuraya kadar şöyle uzun gelsin. Şurası daha uzun olsun. Şöyle. Şurası uzun olsun. Şuralarda olsun. Tamam. Şurası kısa olsun. Ben birinci ol istiyorum gerçekten. Amacım sana asla zorluk biliyorum, değil. Biliyorum. Hani bu modeli istediğin zaman kullanabilirsin zaten. İstediğin şekilde zaten her türlü kullanabilirsin. Evet, senin yüzünün duvarları düz. Değil mi? Ve çene kısmı, şu bölgen daha küçük. Ve en baskın bölgen bu bölgen. Tamam mı? Dolayısıyla bir de alnın daha çeneye göre uzun olduğu için şu kısımda şöyle bir vere bir şey yapmak istiyorum. Kahkül yapmak istiyorum. Çünkü alnını biraz daraltmam lazım. Şimdi senin yüzün kare bir yüze sahipsin. Normalde yüz hatların. Buralarda çıkıntılar var. Aynı zamanda bu eklem yerlerinde de çıkıntılar var. Normalde perçem kesimi yapacağım en başta. Zaten eskiden bir kelkülüm varmış. Onu biraz perçemleştireceğim. Yani derken şuralardan. Yani perçem ne kadar kısalacak önerden? Şöyle söyleyeyim. Normalde başlangıç yeri tam şu kaş hizasında olacak. Buradan hafif aşağı inecek. Zaten bunlara bir şekil vereceğim. Bu çok şekilsiz duruyor önler. Yani düz duruyor. Onu biraz daha şekillendireceğim. Buradaki sivriliğini almış olacağım. Aynı zamanda ense kısmını biraz açmayı düşünüyorum. Ama ön taraflarını uzun bırakacağım. Bu da yüzündeki kareyi biraz daha aşağı çekip yüzünü ovalleştirmek istiyorum. Güzel bir kesim olacağını düşünüyorum bu şekilde. Ben çok açılmasını istemiyorum yalnız. Enseni hani çok açmama gerek yok. Zaten şurada, şu boylarda olursa bana yeter. Şimdi ayna yok tabii, gösteremiyorum. Şimdi önlerde şuradan düşüşlerimiz geldiğini varsayalım. Şuradan da boyunun gittiğini düşünelim. Kadar. Evet. Bu kadar değil, bu kadar. Yani misin? Yine de şurada bu hizanda kalmasını sağlayacağız ama önlerinde ya biraz. Ya şu kadar gitse, şu kadar olsa mesela. O kadar çok fazla, biraz hem konsepte de uymaz hem de kırıkların temizlenmez. Kaç gündür birlikteyiz, birlikte çalışıyoruz. Beni gördün, meleği gördün. Biraz daha cesur ol. Biraz daha cesur. Ben sen yuvarlak yüzlüsün. Sana bob kesim gider. Bob kesim istemiyorum hiçbir şekilde. Bob kesim nedir? Yani şu gördüğün arkadan kadar kapatıp şöyle kısa. Hayır, hayır, hayır. O Victoria Beckham modelidir o. Arkası kısa, yanlar uzun Beckham modelidir. Bob kesim daha böyle gizli katlarla yapılmış olan. Kat istemiyorum. Gizli kat. Şey. Kat dediğimiz olay kat kat kattır. Gizli kat dediğimiz olay saçın ucunda hafif verdiğimiz volüm. Ara kat. Gizli bir şekilde. Baksanıza şey sizin masanın modeli. Bak surata bak bak. O kadar mutsuz ki şu an. Söylenen hiçbir şey ikna olmuyor. Şu değil mi? Sevalin modeli bak. Şu an boş gözlerle dinliyor. Yani sen ne söylersen söyle dinlemeyeceğim diyor yani. Ben bilmiyorum, şu an çok tedirginim. Yok hiç çok korkma. Tedirginim. Yani gayet güzel bir kesim yaparım sana. Bilmiyorum. Başlayalım mı? Ya, o kadar kısa olmasın yine. Tamam yani ben onu ayarlayacağım. Zaten şu kısımlarda, şuralarda keseceğim yani. Yaklaşık bir 6-7 santim, 8 santim gibi yani şey olacak. Önden nasıl, ne kadar? Ya önden duruş şu şekilde olacak. Başını biraz kaldır, bana göster. Bak şimdi arkasını şu şekilde yaptığımız zaman ön tarafta yine şuralarda falan olmuş olacak. Yani buralarda falan. Senin gösterdiğin yer mesela, örnek veriyorum, saçımızın kesmemi istediğin yerin bu kadarsa ben senden şu kadarını rica ediyorum. Niye? Hem bir fark yaratabiliriz istediğinle. Hem fark. Kırıkların yani temizliği çok önemli. Burada olması da bir fark öyle değil. Öyle bir şey yok. Burada olması da bir fark bak, değil. Benim tam istediğim hiza tam şu hiza. Yok o çok şey. Yani bak şu anda zaten buradasın. Şimdi zaten şimdi, şunu gözden çıkardık ya. Bu kadarını ben gözden çıkaramam. Bunlar sağlıklı mesela. Bunun bu kadar gitse
ikimiz için de en iyisi olacak. Ama sadece ucundan almış oluruz. O da çok... O zaman ucundan alalım sadece. Ucundan alalım diyorsun. Aynen. Yoksa ben süremiz gerçekten geçiyor. Bu tekniği istemiyorum. Süremiz geçiyor. Son kararı mı? Aynen. Yani bizim burada bir şeyleri ispat... Yani şimdi bu kadar da kessek ispatlayamayacağız. Bu kadar da kessek ispatlamayacağız. Oralarda bizden istenen fark. Ben bu farkı yaratamayacağımı söylüyorum. Yani kendi açımdan. Size verseler yaratırsınız eminim. Ama bu şekilde kessek daha iyi. Çünkü bu şekilde de kessek yine aynı sonuçları alacağız. Yine aynı yorumları alacağız yani. Yani bir fark göremeyecekler sonuç itibariyle. Kızın izin verdiği yere bak. Kendi saçında 3 saniye. 3 parmak dedi bak, 2 parmak. Aynen. Burada istiyorum o zaman saçımı. Kızın zaten saçı orada. Asla bu şekilde asla kabul etmem. Yani en fazla şu tarafta. Tam omuz hizasında olabilir. Tamam. Ben bu konuda seni dinleyeceğim. Omuz hizasını yapacağız ama kahkül yapmıyoruz. Onu da sen belirle. Birbirimize destek olalım derim. Bence Koray Bey artık güven. Başlamanız gerekiyor. Yetiştiremeyeceksiniz. Evet, ikna söyleyeyim. Etmeye çalışıyorum bir şeylere. Hemen biraz hızlansanız iyi olur. İki masanın da hızlanması aynen gerekiyor. Yok, ben ara makas da kesinlikle atlamayacağım. Bu kadar olsa yeter. Daha da yeter. Peki. Bir de sana bir sürprizim var tabii ki. Şekli kalıcı bir şey değil ama dalgalı bir saç yapacağım sana. Gerçekten. Evet, böyle hafif katlar yapacağım. Sen de biraz belki maşayla veya böyle köpükle daha kıvırcık kullanacaksın. Tamam mı? Dümdüz yerine şöyle görünecek yani, gibi. Aynen. Hani arkada çok hafif bir hareket olacak. Anladım. Genel onu itibariyle düz olacak. Düz olacak. Evet. Ara kat. Artık başlamak istiyorum. Sürem tamam. Gerçekten çok azalıyor. Peki madem. Adnan Bey sürekli ne yapıyormuş biliyor musunuz? Şu ayna kapandığında kendini oradan görüyormuş. Yuh artık. Evet. Siz niye bundan yoksunuz? Biz görmüyoruz. Her seferinde diyor ki aynaya kapanınca kendimi görüyorum diyor. Ondan sonra saçımın dipleri çok koyu değildim diyor. Dedim o aynadan öyle görüyor. Aha dedim, siz aynaya mı bakıyorsunuz kendinize? Ayna her kapandığında. Ay biz ne kadar ucube kalmışız bu tarafta. Aynalara son kez bakın. Aynalar çekmeceye. Bir daha baktığınızda kendinizi bambaşka biri olarak görmeye hazır mısınız? Aynalar çekmeceye. Pardon Bülent Bey. Buyurun. Öncelikle siz adaletli... Yarışıyor musunuz? Adaleti sürekli kullanıyorsun ya. Evet. Adaletli misin? Bunu bana bugün gene söyler misin? Adaletliyim. Adaletliyim. Niye haftanın ilk iki günü sana yüksek puan verdim? Adaletliğimde sorun yoktu. Dün düşük verdim diye mi sorun oldu? Bunu göreceğiz. Yani. Göreceğiz. Evet, izlediğinde sen de göreceksin. Ne kadar samimi olduğunu yarın göreceğiz. Aynen öyle. Sevdancığım, ilk iki gün boyunca beşleri verdim sana, o zaman çok adaletliydim de üçüncü gün bir verdim diye mi adaletsiz oldum? Kendini izleyince güleceksin Sevcan. İnşallah beni utandırırsın bu konuda ama ben senin bu samimiyetine artık inanmıyorum. Sevtap'cığım, yani senin ne inandığın gerçekten beni ilgilendirmiyor ama ben... Peki benim hangi durumum seni ilgilendiriyor Bülent'cim? Beni senin yaptığın iş ilgilendiriyor. Tamam. İlk iki gün gayet güzel iş yaptın ve ben gayet güzel puanlar verdim sana. Programa başladığımızda Bilal Bey beni adalete davet etmişti. Bu zamana kadar verdiğimiz puanlar, partnerimle birlikte hep adil olmaya çalıştık. Adil de olduk. Fakat bir oyun var şu an. O oyun oynanacaksa biz de kuralına göre oynarız. Bunu da seyretsin herkes. Bilal, bu tarafta hakısı olmasın olur mu? Çünkü zaten ıslakken daha uzun duruyor ya. Kullanamam öbür türlü. Ben seni bugün biraz üzgün görüyorum. Saçlarını çok kısaltmış. Haberin olsun. Haberim var. Bu kız kim gibi biliyor musun? Şimdi o modeline laf atıyor ya, diyor ki saçını çok... kısa kesmiş diyor. Hani babam sınıfında Tuncay vardır. Böyle gelir şemsiye.
Evet. Onlar beden eğitimi, beden eğitimi yaparken yağmur falan yağar. Islandırız mı tek ayak üstünde durunca onun gibi. Gerçekten yani bu kadar falan keseyim deme. Tamam mı? Ne kadar falan? Bu kadar falan keseyim deme. Bu kadar. Sana hiç mi güven veremedim şu an? Ama çok korkuyorum. Yani hiç mi güven veremedim şu an? Yani gerçekten senin saçını ben toparlamak istiyorum, temizlemek istiyorum. Yarın da güzel bir renk konuşacağız ve buradan mutlu ayrılmanız. Hayır tamam da nereye kadar keseceksin? Yani ne kadar keseceğimizin hiçbir önemi yok. Hayır, saçının temizlenmesi. Bak bir dakika şöyle baktığın zaman ya şu saç normalde bak normalde şuradan bile kesmem lazım. Hayır. Emin ol ben böyle bir şey hayatta yapmam. Hayır bak şuraya kadar hayatta dedik. Yap. Buraya kadar dedik. Buraya kadar. Söz veriyorum. Buraya sana. Kadar falan istemiyorum kesinlikle. Tamam. Buraya tamam. Kadar da istemiyorum. Tamam. Buraya kadar. Tamam. Birazdan yapacağınız strateji, oyunu, boş şeyleri ben size belirteceğim. Fıkralarla başlarsınız, sazlarla devam edersiniz. Aynı bu şekilde devam edin. Fakat arkadaşlarım bu konuda uyarmak istiyorum. Belki onların göremediği bir nokta var. Sürelerinden çalıyorsunuz. Ve bu gerçekten tam da sana yakışabilecek stratejik, o kalitede bir hareket. İstiyorsan hemen sana biraz prim de yaptırtabilirim. Hadi Temel... bunu söyle de benden prim yap, bu fırsatı ben sana vereyim. Temel'in karnesindeki zayıfları gören annesi çok şaşırıyor, çok üzülüyor. Oğlum bu ne diyor? Hani böyle karne mi olur diyor. Ondan sonra diyor sen çok çalışkandın diyor. Bu ne hal diyor. Anne diyor işte sen diyor o iyi karnelerle seviniyor muydun beni görünce falan. Evet diyor oğlum çok seviniyorum. Tamam anneciğim bırak biraz da başka anneler sevinsin diyor. Ha, o yüzden sen de herhalde dün birinciliğini aldın 2 gün önce. Bir havalara girdin. Sonra böyle hava gidince acaba nereden kulp bulurum dedin. Ya sen hiç korkma Bülent'cim. Benim tahtım yıkılmaz yani. Ya o benim sorunum değil canım. Eğer burnumuz kemerliyse tepeyi kabartmıyoruz. Krepi atmıyoruz. Yok. Burun kemerliyse arkayı kabartıyoruz. Arkayı kabartıyoruz. Hı-hı. Burun kemerliyse arkayı kabartıyoruz ki bu denge olsun. Evet. Peki kahkülü? Burada mesela kahkül çok ihtiyaç aslında. Ancak şöyle bir durum var. Modelimin ön kısmında bakın çok dönüşler var. Bu saç asla böyle kısayken durmaz. Hep böyle ayrılır. O zaman da çok rahatsız, konforsuz bir durum oluşur. O yüzden de biraz yana doğru aldım saçı. Çünkü amacım alnı şu tepeden şöyle kapatabilmek. Böyle yüzler asla ortadan ayırmamalı. Ortadan ayırırsanız ne olur biliyor musunuz? Bakın. Böyle yüzler dediğiniz uzun yüzler. Uzun mi? Yüzler ve burnu baskın yüzler. Uzun yüzler saçı ortadan ayırmıyoruz. Ayırmıyoruz çünkü şöyle bakın yana aldığınız zaman burnu şu koyudan itibaren ölçersiniz. Koyuluk nerede? Burada mı? Buradan itibaren ölçersiniz burnu. Ortadan ayırırsanız bu sefer gözün gördüğü şu noktaya kadar burnu uzun görürsünüz. Burun daha çok uzar. Ve bu tip yüzlerde öne doğru uzun yapıp sert kesim yaparsanız yüzü de burnu da aşağı çekersiniz. Hayır bak hepsini kesmiyorsun tamam mı? Yok bak seni üzmek istemiyorum ama gerçekten durman lazım. Dur bak süre bitti. 20 dakika kaldı. Dediğimiz boyutta. Vallahi 20 dakika kaldı. Dediğimiz boyutta. Ya dediğimiz boyut. Tamam dur. Mı? Söz. Dur. Öne bak. Öne al başını biraz. Al öne başını. Dediğimiz boyutta bak. Kötü bir şey yapmak istemiyorum. Bir dur. Dediğimiz boyutta kesin. Lütfen bana biraz güven. Lütfen. Bak biraz güven. Pişman olmayacaksın. Hiçbir şeyden pişman olmayacaksın. Bir dakika hayır. Bir tarafa doğru tamam keselim ne olur. Merivan. Bir dursana. Sen buraya niye geldin? Lay lay loma mı?
Hayır. Buranın bir şartları var değil mi? Girmen gereken. Kesilecek, boyanacak. Evet. Bu ne? Bak. O kızın saçları senden uzundu. Bak. Yani böyle acı çektirecekseniz gelmeyin buraya. Ay konsepti duydum bir de. Heh. Buraya geldiysen bırak çocuk işini yapsın. Senin yüzünden sıfır alacak. Yani konsepti duydun. O gösterdiğin Allah kısalıkta Allah. Ne kadar fark bana yaratabilir güven. Yani. Bana güven. Kafanı da çeviriyorsun, duruyorsun. Şimdi kımıldamadan dur orada. Öne eğ kafanı. Öne doğru. Al başını. Al başını öne. Bu kadar tamam, insanınki saç olur. Değil, seninki saç. Bu ne ya şimdi gerçekten? Dur. Niye böyle bir şey yaptın? Dur beni dinle. Çok ciddiyim bak yapmamız gerekiyor. Gerçekten böyle bir şey yap ama neden? Dinle. Söz. Dinle. Gerçekten çok güzel olacak. Ya. Bekle ama burada bir şey yapmamız gerekiyor. Bana dedin ki bu kadar dedim. Ama bak ben sana böyle diyorum. Bir şey böyle bir şey hayır ama yapmam lazım bir şey. Bir fark yaratmamız lazım. Ya ne farkı ya? Çıldıracağım yarabbim ya. İşte bilerek yapıldı. Kızım bak çok güzel olacak. Bırak ya istemiyorum bitirsin. Böyle niye böyle gezildi? Ortaklaşa kararlandı ve bu kadar gezildi. Ortaklaşa karar dedin sen ucunu kestiriyorsun. O zaman kuaföre gidip kırıklarını aldırsaydın. Bana dedin ki güven ben ki elletmiyorum bundan sonra saçını sana. Ya niye böyle bir şey yaptın ayrıca? Savunsana kestin saçı kardeşim. Şimdi... Görmedim böyle şimdi şey şu anda ciddi anlamda üzülüyorsun. Seni anlıyorum ama şu saçın senin saçından gitmesi demek... ...senin sağlığını bile yerine getirecektir emin ol. Ya nereye kadar kes dediğin saç burada bile yok. Bu... ...şu saçı görüyor musun? Resmen bitik ya, resmen bitik ya. Sensin bitik. Resmen bitik bir saç. Ben seni düşünüyorum burada. Ben seni düşünüyorum burada. Bir saçının arkasını görsün mü? Mümkün değil. Mümkün değil. Canım Berivan ne oldu? Arkadaşım. O kadar da kısa kesmedi. Berivan. Nasıl o kadar da kısa kesmedi? Ya? Berivan şöyle yerine geçer misin? İstemiyorum bırak. Hayır konuşalım boş hayır, ver. Tamam dokunmayacak saçını. Ne oldu? Sizin anlaştığınız boy değil mi bu? Ay değil. Ne kadar daha kısa? Çok kısa görmüyor musun ya? Bizim anlaştığımız boyut bu kadar falandı. Tamam ama bak şöyle senin saçının renginden dolayı da yapısından dolayı da senin saçın uçları bayağı yıpranmış. Ya istemiyorum yani. Yıpransın. Biz öyle konuştuk. Ne model yapacaksın? Var mı aklında? Yok yapmayacak. Bundan sonra elemeyecek saçıma. Koray bugün modelini ikna edemedi diyemeyeceğim. Çünkü modeli zaten iletişime kapalıydı. Ne yapmaya çalıştı bilmiyorum. Koray'ın zaten sesi dinlendiren bir ses. Şiirimsi bir ses. O yüzden kesinlikle Koray'ı burada haklı buluyorum. Modelin kesinlikle azizliğine uğradı. Bana bak. İstemiyorum. Bana bak bana. Sen bir de bana bak. Ya böyle kimsenin ayağına gitmem. Burada biliyorsun bir kızın 35 santim kesiydi. O kız ben değilim. Anlatabiliyor muyum? Ama tamam seninle konuşuyorum. Ben şu an ondan konuşmuyorum. Ve senin gerçekten söylüyorum saçının şu an boyu sana acayip yakışıyor. Ya yakın. Bir de düzeltmelerini yapsın sana. Bak bebeğim zaten onun şu kadarcık bölümü çok kırıktı. Onun o düzden girmesi gerekiyor. Hem can saçlarını da canlandı. İstemiyorum. Yalan söylemeyecek bana. Bana yalan söylemeyecek. Oturup ikna edebilirdi, konuşabilirdi daha fazla. 10 dakika işte 10 dakika kesebilirdi diyebilirdi. Benim gönlümüzde ama olmadan neden bana böyle bir şey yapıyorsun? Beni var. Buraya saçlarınız... kesilip boyanması için geliyorsunuz. Anladın mı bir tane? Bak bunları ekranda da seyrediyorsun, görüyorsun. Ama yine kalkıyorsunuz buraya tıpış tıpış geliyorsun. Ondan sonra gözyaşlarına boğuluyorsun. Ortaklaşa karar alacağız dedi. İstemediğin hiçbir şey olmayacak. Bilerek. İnan ki seni düşünerek yapıyorum. Ya yok isteme beni düşünme tamam.
modelimle konuştum. Bir konuda anlaşamadık. O 5 santim... Anlaştık. Yalan şöyle söylüyor. Nasıl yalan söylüyor? Beni dinleyin. Ben dedim ki buraya kadar kesilecek. O da dedi ki buraya kadar olsa, hani buraya kadar değil yani, normalde buraya kadar olsa dedi, iyi olmaz mı? Ben dedim hayır, iyi olmaz dedim. Buraya kadar. O zaman dedi ki toplam saçını buraya kadar keseceğim. Şu kadar keseceğim, evet, demek. Bana kaç defa sözler söyledi, bana güven dedi, vallahi dedi, ondan sonra yemin ediyorum dedi, böyle bir şekilde kesmeyeceğim dedi. Aranızda bir sıkıntı var ama şöyle bir şey var, şu anda şu bu boya gelmiş durumda saçın. Tamam, belki istemediğim bir durum oluştu ama benim sana tavsiyem bak, yapmak zorunda değilsin, biraz ona müsaade et, bundan daha yok, fazla kesmeden şu kısmını tamamlasın. Bak ben kısacık saçlarla geziyorum. Ayrıca senin proporsiyonuna zaten o saç çok fazla uzundur, evet, benim fikrim. Evet, seni kısa boylu gösteriyor. Ya, evet. İstersen ve yerin dibine gireyim yani. Ben bu demode göster. Ama sana sevgilin yalan söylemedi ki, kuaförün yalan söyledi. Ne yapsın çocuk, 5 santimle nasıl fark göstersin ama? Biraz o zaman onu, beni ikna etmeye çalışacak. Biraz empati. 5 dakikada kalsa seni 25 dakika seni ikna etmeye çalıştı hayatım. Evet. Yok, biraz gerçekçi olalım. Kabul etmiyorum. Tamam. Zaten süremiz 45 dakika. En sonunda anlaştık, dedik ki o var bir şekilde olacak. Önderden fark yaratacağız. Hayır, anlaşmadınız. 5 santim dedi. Fark. Sen. Evet, gördüm, dedim. 5 santim. Tamam, beş. O şekilde onu anlaştık zaten. Bu kalkülü önlerde nasıl bir fark yaratabilirsin? Yani böyle bir şekilde fark yaratacaktık. Yaratamazsın. Tam sen yaratamazsın. Evet, olsun, ben kabulüm senin dedi. Senin yüzünden elinince üzülmeyecek miydi? Ben dedi. Kabulüm dedi. Hayır, üzülmeyecektim. Çünkü onun da rızası vardı. Benim de rızam vardı. Biz üzülecektik ama. Yapamayacak hiçbir şey yok. Peki, şu anda herkes üzgün. O üzgün, biz üzgünüz, o da üzgün. Ama bu durumu toparlamamız hayır gerekiyor. Ya, bu durumu toparlamamız gerekiyor. Üzgün değil benden başlıyor. Hayır, böyle niye canım? Durmayın ya. Şu olay var ya. Yani hep biz oturup ağlayalım mı istiyorsun üzgün olduğumuzu anlatalım? Senin şu andaki hissettiklerini o kadar senin, içimde senin, yaşıyorum şu anda ki anlatamam. Yaşadım, düzeltmemiz ama bunu gerekiyor. Yapmamız inan. Seni böyle bırakamayız yani, ki. Yani canlı yayında kendini izlediğinde bana belki ulaşıp teşekkür bile edeceksin. Emin ol. Emin ol şu anda. Yüzünü bile anlamayacağım gerçekten. Bak, şu anda böyle düşünüyorsun. Emin ol. Bir şey soracağım. Bu kadar kahredecek ne oldu? Ya İnanamadım. Bir ay iki ay içinde. Bu kadar üzüne yazık göz yaşlarına. Yazık göz yaşlarına. Şunun için ya. Sırnakla aynı şey bu ya. İnan bak, birinci olmak bilmem ne umurumda değil. Lütfen yanlış anlama sözlerimi. Senin... O zaman umurunda neyse bak, yapmayacak. Bak, tamam yaptı, oldu ama ne yapalım? Hani şimdi geri, her şeyi yapıyorum. Bak, nasıl geri getireceksin? Fazla ikna... Sürede... Ne öneriyorsun? Işte, ne öneriyorsun? Nasıl geri getirecek o zaman? Tamam o zaman bir dinlersen ben biraz sana çözüm üreteceğim ama car sen de oraya dalıyorsun. Ya bırak takma saçı. Bir kere açık ol. Bu işi toparlayalım diyorum. Bak olan oldu. Tamam mı? O üzüldü. Hepimiz üzüldük. Sen de üzüldün. Bak ağlamaya devam ediyorsun. Sana bir çözüm üretelim. Ya ben de çözüm tamam üretim. Ben çözüm üretmiyorum. Nasıl yaparsanız yapın. Gözde Hanım, biz bir dışarı çıkabilir miyiz? Müsaadenizle. Tabii. Bir 5 dakika konuşalım dışarıda. Tamam. Bir su içsin, gel. Yamuk mu kalmasını istiyorsun? Bak onu düzelteyim diyorum ben sana. Olan oldu, bir kere kestik, tamam. Söyleyeceklerin her şeyini de söyledin. İçini de döktün. Anlıyorum. Kötü hissediyorsun kendini. Anlıyorum. Sana saygı sus. Da duyuyorum. Sus. Yok, böyle kişisel konuşma. Bak ben şey olarak söylüyorum sana. Lütfen. Kişisel olarak kesebildim ama. Ama burada bir konsept var. Ve sen saçının kesileceğini biliyorsun. Yani 2 santim içinde bu yarışmaya an... katılılmaz ki. Şöyle, 2 santim için yani bu yarışmaya katılmanın hiçbir anlamı yok. Seninle anlaştık. Dedik tamam, 5 santimden normalde fazla de senin kesilmiyor. istediğinde bak. Evet, sana dedim sen ki de şu tamam kadar dedin, keselim. Binlerce kez tamam dedin, anlatma, ben anlatacağım. Binlerce kez tamam dedin, tamam demene rağmen 1 metre neredeyse. Kaldı 30 santim, 20 santim. Ya 1 metre saç, ne diyorsun ya? 1 metre, bir metre gitti, bu kadar şuradan gösterdi. Bu kadar 1 metre gitti, ortalama budur. Benim saçım buradaydı. Yarısına, senin kesmek istediğin yer burasıydı. Ben sadece senin sağlığını düşündüm. Yok, düşündüm. Ben, evet, gerçekten. Şu an saçının gel, sağlığını düşündüm. Ki hem psikolojik yönden, üzüldün, hem her yönden. Biliyorum. Yok, ben üzüldüğüne saygı duyuyorum. Sevtap, ne diyorsun modelin bu tepkisine? Bülent Bey, öncelikle Sevcan adım. Onu bir, onda bir artık anlaşalım. Ya tamam Sevcan, Modeller bence cesaretsiz.
Podyuma çıkıp böyle... Peki modeller niye podyuma çıkıp saçlarını attıra yürüyorlar fakat gibi... kesin bir radikallik konusunda... Bir dinler misin? Radikallik konusunda sıfır cesaret. Ben şu konumda seni değil modelini tebrik ediyorum. Canım, modelimi tebrik etmen benim ikna edebilmemin başarısıdır. Anladın mı? Ya sen sizin gene kendi iletişim başarısızlığınızla benim başarımı karıştırmayın. Sen o Ali Cengiz oyunlarını modelinde de yapmışsındır. Ondan tamam, da adım kadar tamam, eminim. Tamam Sevtap, tamam. Sen de orada aynı bir şey sadece sessiz sinema gibi yaşıyormuşsun da biz farkında değilmişiz meğersem. Vallahi Bilal'cim ister fıkra anlat, ister saz çal, ister zurna. Ama o zurnanın son deliği sen olacaksın. Hiçbir oyunun bana sökmez. Normalde modeller buraya evet dediği gibi imza atıp da geliyor. Ama şöyle bir durum var. Yani biz normalde konuşarak aslında anlaşarak modelimizi ikna edebiliriz. Ben de işte aslında onu anlatmaya çalışıyorum. Aynen. Biz de, bu biraz ben de farklı bir dil Oray konuşmuyorum. Güzel ben bir iletişimle ikna edebilirdi. İletişimsizlikten ve elektrik karşılıklı elektriğin alamadığınızı düşünüyorum. Yani modelle anlaşamamak... Hani bunun ya daha çok elektrik, yakışacağını söylemek. Elektriktir, yüzünü yüz boyutlarına göre bizim... anlatmak. Şu ya anda o elektriği alamadım, senden saçımı kesme. Bu elektriği alamadım, bana yani bu modeli yapma. Mesela senin modelin daha böyle... Hayır öyle bir şey yapamaz. Kesinlikle öyle. Kesinlikle o modeli seni ikna edebilmen lazım. Senin modelin normalde dikdörtgen bir yüze sahip. Normalde küt bir kesim dikdörtgen. Yapabilirsin güzel. Evet yani... Elmacık kemiği normalde, gördün, dikdörtgen yüzü normalde, gördün. Bakalım normalde, başka neler normalde göreceksin. Normalde biraz daha küt kesebilirsin bence. Ya da yuvarlak bir kesim de yapabilirsin aslında. Ama yapmıyorsun, düz bir kesim yapıyorsun. Arkadaşlar siz niye kendi sorunlarınızı çözüyorsunuz? Ben size Allah'tan bir soru sordum ha. Altı üstü diyeceksiniz ki model haklı ya da Koray haksız. Ya da modele haksızlık yapılıyor ya da Koray bu anda... Şu, Bülent sen Bey kendi gene konuna girdin, o sen kendi stratejini girdin. Uyguluyorsun, zamanımdan çalmana izin vermeyeceğim, bak işine. Bak görüyor musun, üstüme geliyorlar. Ve bana düşük puan almama sebep olacaksın. Ve ben buradan istediğim puanı alamayacağım. Lütfen buna izin verme. Şu saçı şu an hani fön bile çekesin gelmiyor. Çünkü çok mutsuzum. Yaptıkları yorumlar benim onlara yapabileceğim yorumlar. Ve ben onlara hiçbir şekilde bana yorum hakkı bırakmıyorsun. Lütfen bana izin ver. Lütfen. Hayır abla gerçekten bu lütfen. Çok iyi. Bak ne diyorum sana gerçekten yüzüne çok ya gidecek. Ya istemiyorum. Ya yüzünde kullanman gereken zaten senin bob bir kesin. Ki yuvarlak hatlara sahipsin. Hayır ben zaten koltuk altı hizamı düştüm. Tamam hayatım. Tam bu bak oldu. Bir saniye. Daha fazla da bir şey diyemem yani. Ne olursa olsun battı balık yan gider. Saçını taradıktan sonra şeklini verdikten sonra... Sırf sen kahkül çok istediğin için ben senin istediğini yapacağım. Ama asla doğru bulmuyorum. Yapacağım onu ama sen beni bugün gerçekten çok büyük zan altında bıraktın. Arkadaşlar son 10 dakikanız. Berivan, iyi misin? Çok. Müthişim Berivan, yani şu an. Bak gerçekten geçen birkaç hafta önce ben de aynı durumu yaşadım. Hatta benimki çok daha kötüydü. Seninkisi kabul etmişti oralara kadar. Ben de izledim, anladın mı? Evet, sonradan çok pişman oldu ama bak kabul demek? Ettiğini de sonradan... Beni bir dinler misin? Oradan burası ne demek? Oradan burası ne demek? Sen 4 parmak kestin değil mi? Belki 2-3 parmak kestim. 30 santim kestim. 30 santim kestim. 42 tamam, santim kestim. Toplam 42 santim saç kestim ben. De. Bak 30 santim net. 42 santim. 42 santim. Tabii canım. 42 santim. Tamam da kabul edilmişti zaten. Sen onun iki fazlasını aldın. Hayır sonradan pişman olduk. Kabul ettiğine de çok pişman olduk. Bayıldı ya. Yine bir kabul edilme söz konusuydu değil mi? Evet. Ben hissediyorum gerçekten iletişime kapalısınız. Koray sen başlasana işlemlerini.
Dokunmamı istemiyor mu? Ne münasebet canım, dokunmamı istemiyor. Sen yap istemiyor. Uçlarını falan düzelt hadi. Başla. Valla sadece ben sadece yamuk ya. Olan yeri düzeltip bitirmek istiyorum. Tamam, düzelt. Düzelt. İstemiyorum. Elvan, müsaade eder misin? İstemiyorum. Sadece yamuk olan yerini bak. Yok, böyle çıkacağım. Görecek. Makasla attık. Hayır. Ha, kendi canına yazık, bu kadar gözyaşına yazık. O saç uzayacak 2 ay içinde zaten tekrar. 4 parmak daha fazla kesti diye bu kadar ağlanır mı? 4 parmak değildi o. 6 parmak olsun. İzin ver. Hadi ayağa kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalkmayacağım böyle. Yok olacak. Olmaz, yamuk olur. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Saçım nerede? Ben de sakladım saçını. Gel. Atmadım. Gel. Gel. Şurada gel. Tamam. Bülent Bey, bitirdiniz mi Meksika dalganızı? Sevtap Hanım, en azından sizin gibi kırık almıyorum. Ben iş yapıyorum burada. O farklılığı gerçekten hissettirmenin derdindeyim. Modelimi ikna edemedim. Bugün Koray Bey vakası bir de ben yaşıyorum. Allah'tan ki bu kadar şiddetli değil. Evet, yüzüne gidebilecek bir kesim yaptım. Düz bir kesim yaptım. Yuvarlak yüzlü olduğu için. Koray'ın modeli ağladı. Sevcan da bunun arkasından kendi modeliyle iletişim bozukluğu yaşadığını söyledi. Ama Sevcan zaten bunu 4 gündür dile getiriyor. Her gün iletişim bozukluğu mu yaşar bir insan? Bana göre yaşamaz. Ben burada ikisinin de ikna kabiliyetinin zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani kaç gündür sesin çıkıyordu ve bir havalandın salı gününden sonra. Havalanmak değil. Ne oldu, bir söndün balon gibi? Bu konseptle ilgili konuş. Diğer konseptlerle ilgili puanlandırmanı yaptın zaten. Adaletsiz olduğunu da söyledim sana. Samimiyetine de gram inanmıyorum. O ponçik hallerine hiçbir şekilde beni kandıramazsın. Çünkü ben senin düşündüğünü senden daha önce düşünecek kadar zeki bir kadınım. Nasıl vuracağını bilmiyorsun. Nasıl? Vurmuyorum ben, öldürüyorum şu an seni. Farkında yok, değilsin. Yok işte, kendini öldürüyorsun, farkında değilsin. Farkında değilsin yani. Sen kendini can öldürüyorsun. Çekişiyorsun, onun farkında değilsin. Son 5 dakikanın içindesiniz arkadaşlar. Cemal. Efendim. Kardeşim, senin niye moralin bozuk? Böyle bir sessiz sessiz orada çekilmiş. Hani salonun en köşesinde çalışan personel gibi. Hayırdır kardeşim, anlat bana, bir derdin varsa söyle gerçekten. Neyin var? Ya birkaç gündür olanlar biraz canımı sıkıyor. Kardeşim, ben sana sorun olunca gel bana demedin mi? Sorun olunca sana mı girdin? Gel bana, çözmeye çalışacağım. Yok, teşekkür ederim. Ne gerekiyorsa. Maaşta iyileştirme gerekiyorsa yani... söyle. Diğer arkadaşlar. Ben çok yoğun bir hafta geçirdim aslında. 4 gün boyunca çok yoğun bir şekilde çalıştım. O yüzden kendim çok hazırlanamadım buraya. Çok da yaptığım saçlar ilk 2 gün çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani alışamadığım için. O yüzden biraz psikolojim bozuk ama normalde böyle bir insan değilim. Kesin bitti. Sağlamasını yapacağım sadece. Hafta başından beri modelimiz bizi çok ciddi anlamda demoralize etti. Ve beni artık çıldırttı. Bırakın saça dokunmayı, 20 dakika boyunca ikna etmeye konuşma ve 20 dakikam kalmış. Açıkçası, kısacası şunu söyleyeyim. Modelim bu hafta beni yaktı. Son anlar. Birazdan saymaya başlayacağım. Yarışmamızın yeni kuralını biliyorsunuz. Süre bittiği anda uzaklaşmanız gerekiyor modellerden. Yoksa jürimiz 3 puan birden kıracak. Son 10 saniye.
sonra tuşlar, son spreyler ve 5, 4, 3, 2, 1. Kesim bitti. Uzaklaşın. Aha, beni ne doktorlar ne avukatlar istedi ama ben bir yürürdüm, arkamdan binlerce kişi bakardı. Maşallah. Şimdi sana marjinal bir gold makyaj yapmayı düşünüyorum. Gözünü, dudağını gold yapacağım. Kirpiklerini bile gold rimelle. Yani simli gold rimelle. Dudağım da gold. Dudağım da gold. Gözüm de gold. Cildim de böyle porselen, pürüzsüz, aydınlık olacak. Ne yapacağız? Hemen önce makyaj altı bazımızı yapacağız. Tamam mı? Ondan sonra hemen hafif ışıltılı. Çünkü bugün biraz romantik gördüm seni. Bugün yoğun gold göz makyajı yapacağız. Kaşlarını yine olduğu gibi güzel koyu boyayacağım. Kapak çalışması yapacağım. Böyle kahve tonlarda açık vizon renklerinde. Güzel bir gold yapacağım. Eyeliner'la böyle onları birleştireceğim. Yine aynı yüz hatlarını zaten günlerdir biliyoruz. Kontür. Dark renginde turuncu ve gloss kullanacağım. Şimdi gold makyaj yapacağız. Ağlama, şey yapma. Sevil, iyi misin? Modelin iyi mi? İyi, daha iyi canım. Daha iyi Buse. Bugüne kadar böyle bir anlaşmazlık yaşamış mıydınız Sevil'cim? Aha, biz neler neler yaşıyoruz kaç gündür ama. Neler? Ya biraz zor... İkna ediyorum kendisini bazı şeylerde. Ama sen zor mu ikna ediyorsun beni? Ne gibi? Makyajda da mı sıkıntı yaşadınız? Makyajda biraz yani. Hani atışmalarımız, ufak tefek şeylerimiz oluyor ama... Yani yapacak bir şeyim yok. Şunu yapalım, bunu yapalım, şunu yapalım. Birazcık... Neyse, evet, şimdi seni... Ağlıyor mu şu an hala? Ben anlayamıyorum burada. Çok zorlanacaksın bence Sevil abla. Melek sen iyi misin? Dün en son ağlayarak gittin buradan. Merak ettim. İyiyim hayatım. Sinirlendiğimde, bazen gerildiğimde... Açıkçası ben de dün, gözyaşı olarak dışa vurumu oluyor. Dün neden ağladığını pek anlayamadım. Hem sen bize ağır cümleler kullandın hem kendin ağladın. Özellikle de bana. Ben ağır cümleler kullanmadım arkadaşlar. Karşılıklı atışmalar oldu ama hiçbir zaman saygı çerçevesini geçmedim. Ya bilmiyorum, gerçekten son anda sinirlendin, evet onu anladık ama çok ağır şeyler söyledin. Çok ağır. Mesela? Benim mesleğime laf ettin haddin olmadan bence. Senin makyajına yorum yapmışımdır, senin mesleğine. Hayır, makyajıma yorum yapmadın. Ne dedim? Mesleğimle alakalı söyledin. Tamam, ne söyledim? Tam hatırlayamıyorum ama, ben de... Tam hatırlayamıyorum ama direkt mesleğimle alakalı. Hani sen bu işi bilmiyorsun, sen bu işi yapamazsın. Nasıl insanlarla muhatap oluyorum gibisinden bir şey söyledin. O yüzden ben sana bu kadar yükseldim. Hayır hayatım, o hikayenin başlangıcı öyle değildi. O benim artık tap noktamdı. Durup dururken söylemem ben o lafları. Senin bazı tavırların... uslubum hoşuma gitmiyor. Hakikaten hoşuma gitmiyor. Tatlım tatlım deyişine mi o kadar kuruldun? O örneklerden bir tanesi. Bilmiyorum, ben biraz abarttığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü ortada bir şey yoktu. Aksine bize konuşan sendin. Gördüğüm kadarıyla Melek'cim benden hoşlanmıyormuş. Ah canım, ne üzüldüm. Ben senden çok hoşlanıyordum ya. Senin ne duruşundan, ne makyajından, ne işinden, ne tarzından, ne vizyonundan. Kısacası senden komple hoşlanmıyorum. Negatifsin. Sevil abla. Efendim. Konu hakkında sen ne düşünüyorsun? Bence haklı mıydı o kadar ağlamasında? Hem kendi laf söyledi. Bu durumda benim ağlamam gerekmiyor muydu sence?
Sevil abla. Efendim. Bir soru sordu, niye cevap vermiyorsun? O bence aramızda değil şu an. Sanki modelden dolayı biraz düştün galiba. Motivasyon biraz düştü gibi. Düşme değil, biraz bittim ama yapacak bir şey yok artık. Sence haklı mıydı Melek dünkü ağlamasında? Yani onun yerine ben ağlamam gerekmiyor muydu? Ben kimseyi o kadar üzecek, ağlatacak kadar ağır şeyler konuşmam. İşle alakalı bir şeyler konuşurum. İnsanlar nerede susacağını, nerede duracağını bilmezlerse ben de gereken cevabı veririm. Sevil abla, yani sen bunu yapıyorsan, bunların üstesinden sen gelemiyorsan biz nasıl gelelim? Bir modeliniz ağladı diye böyle yapma. Yok gülüm, modelle hiçbir alakası yok. Aç gözünü, tamam. Ama modun çok düşük. Bizi de etkiliyor, üzülüyoruz gerçekten. Biraz özel yani. Şimdi burada pek konuşmak istemiyorum açıkçası. Koray Bey'le mi ilgili? Evet canım. Nasıl yani? E bunun neresi şu an özel? Her şeyi burada yaşadınız. Sevil abla. Efendim. Anlatır mısın artık, ne oldu? Hadi biraz neşelen. Ay çok üstüme geliyorsunuz. Ama anlat. Anlatınca yok, biraz rahatlarsın. Gerçekten bir şey yok. Bak sen bizim dertlerimizi dinliyorsun, bir derman buluyorsun. Evet. Var mı bir derdin varsa hemen açıklamasını yapayım hayatım. Boşver beni. Ona ama cevap vermiyorsun. Az önce söyledim derdimi sana. Sordum, cevap vermedin. Bu kızlar üçü bir oldu. Aa Sevil abla ne yaptın? Aa Sevil abla nasılsın? Aa Sevil abla bugün eşinle neler yaşadın? Aa ben eşimle bir problem yaşayamayacak mıyım? Çok canımı sıkıyorsunuz. Sevil abla şu an çok ayıp ediyorsun. Biz her derdimizde sana anlatıyoruz. Senden bir cevap bekliyoruz. Senin sözünü dinliyoruz ama sen şu an bizi hiç takmadan, seni önemsediğimiz halde bize cevap vermiyorsun. Dünkü olay mı? Ha sahi, siz akşam ne oldu? Ne yaptı Koray abi? Kendini affettirdi mi? Yok canım, koltukta yattı. Şaka yapıyorsun. Evet. Yani bayağı bir moralim bozdu ama yok. Daha iyi olacağım yani. Bir sıkıntı yok. Çözeceğiz inşallah. Onun da üstesinden geleceğiz biz. Geliriz her şekilde. Bunları söylerken kaşların çatık ama Sevil. Ah ah, beni ne doktorlar ne avukatlar istedi ama ben yine de keşke. Klarnetçiye gittim. Sevil abla ve Koray Bey arasındaki buzlar bir türlü erimek bilmedi. Bundan sonra da kolay kolay eriyebileceğini de düşünmüyorum. Sevil abla bugün makyaj yaparken çok modu düşüktü. Bence hep Koray abiyi düşündü. Ama Sevil ablacığım, bak ben senin yarın kadarım. Yaşım küçük olabilir, evet. İşinle aşkını birbirine karıştırma. Bu da benden sana bir tavsiye olsun. Ah Melekciğim, ben bir yürürdüm. Arkamdan binlerce kişi bakardı. Ama benim gözüm yani kör olmuş, yapacak bir şey yok yani. Hala öylesin ama. Sevil abla sen hala yürüyorsun, burada arkandan hepimiz bakıyoruz. Caziben çok yüksek. Ama Sevil, sana şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bunca acılardan sonra sen acıların kadınısın. Nasıl? Eyvah. Bence çok iyi yakıştı bu daha kapsama. Ayşegül, makyajları kontrol eder misin? Tabii. Yolunu kesiyorum çünkü kızlar, ben Ayşegül'den harika bir şey öğrendim. Sizin de işinize yarayacağını düşünüyorum. Karanfille kaş boyama tekniğini gösterdin bana içeride. Evet. Ben de senin için harika karanfiller hazırladım. Evet, çok kızlara ederim. Gösteresin diye orada. Tamam. Karanfille kaş boyanırmış arkadaşlar. Karanfille. Evet. Ay bu Ayşegül de var ya. Ondan bundan bir şeyler öğreniyor. Geliyor burada hava satıyor. Diyorsun. Ayşegül neymiş? Karanfili yakacakmış. Ondan böyle kaşlarını boyayacakmış. Farklı bir çalışma yapmış.
Şöyle, şurayı şu çerçeve şeklinde evet. Bir eyeliner çekmiş. O buradan başlıyor. İçini goldla boyamış böyle. Yok. Vallahi çok değişik yani, çok değişik bir şey yaptı. Karanfille kaş boyamış. Evet, şimdi pratik bir şey göstereceğim. Herkesin evinde zaten karanfil vardır, yoksa bir marketten de alınabilir. Şimdi şöyle tutuyorum ben, elim yanmasın diye bu şekilde tutuyorum. Şimdi karanfilin bu top olan kısmını biraz yakıyorum. Şöyle. Soğumasını bekliyorum biraz. Şöyle çıkaracağım. Şimdi bununla şöyle. Ben bunu elimde gösterdim. Muammer Bey'e de öbür tarafını göstereceğim. Şimdi böyle bir kaş farı elde ediyoruz. Yani çok hafif bir boyama gibi. Sanki kara kalem gibi. Bir de bizim Türk milletinin herkesin kaşına uyacak bir şey bu. Eğer sarışın ve kaşını boyatmıyorsa. Herkese uyacak çok doğal bir kaş farı. Şu tarafı yakarsanız da bakın şöyle. Tekrar soğutuyorum. Bu tarafla kaşı boyayıp saç diplerini de boyayabilir erkekler. Mesela burada açılma var. Şuraları böyle boyayabilir saçlarda, saç makyajı yaparken. Bu taraf daha ince olduğu için Muammer Bey'in kaşını da göstereceğim şimdi. Şöyle döndüreceğim size. Bakın buralar çok az yoğun ya. Şuraya bununla böyle çizgiler atabilirsiniz. Bakın. Ama çok doğal bir efekt olduğu için asla kaşını da bozmayacak. Boya gibi durmayacak. Şuraya bir çizgi atıyorum. Benim her zaman yaptığım şey. Ve şöyle bakın çok doğal bir efektle şurayı boyadım. Daha görünecek bir yer yapayım. Mesela şu alta yapalım biraz. Bozmadan. Bakın görüyor musunuz? Yani bununla böyle çizgiler bile atabilirsiniz. İnce bir karanfil seçtim. Şöyle, şöyle, şu şekilde. Bu tarafıyla da kaş diplerinizi ya da böyle daha kalın kaşlarınız varsa şöyle bir gölgeli bir efektle kaşlarınızı belirginleştirebilirsiniz. Çok da basit. Fark oluştu mu? Çok da artık sizden uygun. Bir karanfil oylum oylum geliyor. Serli boylum dinleriz. Karanfil oyunum oyunum geliyor Selvi'ye boylum. Selvi boylum gelince şen olur benim gönlüm. Vay benim efendim, efendim Selvi Bülent'im. Rabbap, vay benim efendim. Efendim Selvi Bülent'im. Çok mersi efendim. Bir şey söyleyecektim sana. Eyeliner. Eyeliner sürme. Onu giyecektim. Çok az süreceğim onu. Süreceğim dedim. Kesinlikle onu. Süreceğim dedim onu. Çok az yani öyle çekikli yapmayacağım. Sonra vazgeçtik dersin. Çünkü gerçekten eyeliner gitmiyor bana. Şimdi maskara sadece sürsek o kadar güzel gözükecek ki. Bak emin ol. Bir maskara sür. Emin olmazsan zaten eyeliner sürersin içinden geliyorsun. Model hala konuşuyor. Bu saçını ayırıyor şöyle alnını kaşını gözünü görmek için kısa elini kakinle kapatıyor. Kakinle eliyle kapatıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Sevil günlerdir Sevil modelinden çok çekiyormuş biliyor musunuz? Sevil çok konuşmuyor ya. Bak devamlı konuşuyor. Devamlı. Sürekli karışıyor yani, diyor. Yani Muammer Bey bile bu kadar konuşmuyor. Evet. Sürekli karışıyormuş. Hani sadece saça evet, karışmıyormuş. Sürekli. Makyaja da karışıyormuş. Karışıyor. Bu model. Karışıyor. Çok çok evet. Çok. Ben de tazeleniyorum sizin için. Bir şey soracağım bu arada. Kızlar makyaj malzemesi alırken neye dikkat etmeliyiz? Yani ben fondöten alırken genellikle hani fondötenin olduğu belli olmayan doğal bir görünüm tercih ediyorum. Öyle yani doğal gözüktüğü zaman kaliteli fondöten olduğunu... Kaliteli olduğunu nereden anlıyorsun? İyi bir ürün olduğunu nereden anlıyorsun? Fondöten? Duruşundan, yapısından. Mesela hani pahalı ürünler kalitelidir diye bir şeye ben katılmıyorum. Ucuz olup da kaliteli olan çok ürünüm var. Öyle mi? Evet. Yani farda da pigmentine güzel veriyorsa elime... Pigmentin yani orada gözüktüğü gibi burada da görebiliyorsam o far paleti benim için iyidir. Evet. Pigmentin iyi olduğunu nasıl anlıyorsunuz farda? Ben şey yapıyorum, ıslatıyorum süreceğim yeri. Evet. Farı alıyorum ve üzerine gezdiriyorum. Ne oluyor yani? Önce eli ıslattık, farı aldım parmağımla. Süreceğim ıslak yeri sürdüm. Güzel dağılıyorsa iyi midir?
aslında şöyle şeyi kullanırken, farı kullanırken de fırçayı birazcık ıslak mendile batırmak homojen şekilde dağılmasına yardımcı olur rengin. Ama ben alışverişe çıkarken mesela şeye çok dikkat ediyorum. Benim için tenim çok önemli. Tenime kullanacağım şeyin doğru ve doğal bir ürün olmasını tercih ediyorum. Maskara onun dışında çok kaliteli olmak zorunda değil. Yani bunlar benim sağlığımı etkileyecek şeyler. Far ve rujda çok marka aramıyorum açıkçası. Kalem konusunda ne düşünüyorsunuz? Çünkü ben şunu biliyorum ki bazı ürünlerin çok fazla rengi oluyor. Fakat sürdüğüm zaman o rengi vermiyor. Ne diyorsun Buse? Gözde Hanım, ben açıkçası hani şunda kaliteye önem veriyorum, şunda vermiyorum değil. Aldığım her üründe bir kulak çöpü de dahil olmak üzere makyajım için en temiz ve en güzel çıkabilecek şekilde ürün alıyorum. Asla masraftan kaçmam. Boğazımdan kesiyorum ama makyaj malzemesinde asla ucuza veya kolaya kaçmıyorum. Aa, son dakikalarınız kızlar. Yoğun gold makyajlar bitmek üzeredir umarım. Son bir dakikanız. Yani son 60 saniyenin içindesiniz kızlar, hızlanın. En temel eksiğinizi tamamlayın. Şöyle bir karşıdan bakın. Son rötuşlarınızı yapın. Son bir dakikanın içindesiniz. Son rötuşlarınızı yapın arkadaşlar. Son olarak modelin yüzüne bir gülücük kondurmayı unutmayın. Son saymaya başlıyorum. Bitince elinizdeki malzemeyi kesinlikle bırakın. Son 10 saniye. Ve son 5, 4, 3, 2, 1. Süreniz bitti. Sesin titrese bile gerçekleri konuşacaksın. Realistik olacaksın, doğruyu söyleyeceksin. Sen olsaydın kendine kaç verin? Şu anda sesin nasıl titriyor? Burada bulgur pilavı yok, tamam. Beyin var. Anlattım işte. Anlam veremedim, bir şeyler ortaya çıkmış surattan dışarıya. O dalgalar çok saçma duruyor bana göre. Bana göre burada en saçma duran şey senin orada bulunman. Çocuklar, alkışlıyorum sizi Berya. Ben deminden beri boşu boşuna konuşmuşum ya. Keşke yarışmacı olarak değil de jüri olarak katılsaydın. Çünkü söylediklerini uygulamıyorsun. Jüri de öyle mi yapıyor Meltem? Kezban Paris'te gibi olmuş. Bomboş izlemeden gelmişsin, lütfen beni izle. Böyle ilerleterek benim olduğum yerlerde bir dur. Sizin böyle bir yarışmada işiniz yok. Kuaförüm sensin de sıra geldi en heyecanlı anlara, yani değerlendirmeye. Sizlerden modelinizin yüzüne en yakışacak ve fark yaratacak kesim yapmanızı bekledik. Yüzlerde ise gold makyajlar görmek istedik. Bakalım hangi takım en doğru kesimi yaptı, modelin yüzüne uygun olan ve farkı yakaladı. Sizler kesim sırasında Adnan Bey de boş durmadı, orada çalıştı. Bugün sağ olsun bizim için harika bir jest yaptı ve bir modelin yüzüne en uygun ve fark yaratacak kesim nasıl olur gösterdi. Hazır mıyız? İlk olarak Adnan Bey'in modelini göreceğiz. Sonra sizi değerlendirmeye başlayacağız. İlk olarak hazırsanız Adnan Serter'in modeli Beyza Cansu gelsin. Ayna kapansın, Beyza kendine baksın. Ya bayağı büyük bir değişiklik olmuş. Ve çok yakıştığını düşünüyorum yani. Farklı bir marjinallik katmış.
Arkadaşlar Adnan Bey'i davet ediyorum çünkü özellikle değerlendirme kısmında yüze yakışan kesimlerde ve farklı kesimlerde yorumlarınızı yaparken özellikle de modellerinizi ikna ederken bir eksikliğiniz olduğunu fark ettik. Bunu anlatmakta ve ikna etmekte zorlanıyorsunuz. Bugün Adnan Bey harika bir örnek gösterdi bizlere. Modeli yüzü nasıl tarif edilir, nasıl en uygun kesime ikna edilir izledik. Fakat öncelikle gerçekten doğru bilgiyle yüzü nasıl tanıdığınızı göstermeniz gerekiyor. Adnan Bey dinliyoruz. Buyurun. Şimdi ilk önce modelimin yüzünü açtım şöyle ve düzdür. Yok, kamera o tarafta. Şu şekilde yüzünü şekline baktım. Baktım üçgen mi? Değil. Tam bir dikdörtgen. Ve şöyle baktığım zaman birinci bölge, ikinci bölge ve üçüncü bölge, en kısa bölge ağız bölgesi, en uzun bölge burun bölgesi. Dolayısıyla çeneyi uzatmam gerekiyordu. Çeneyi uzatabilmek için bu kısmı kesinlikle kabartmadım. Eğer burayı kabartırsam çeneyi içeriye çeker, iyice çenesiz durur. O yüzden bu kısmı hiç kabartmadım. Saçını bu taraftan ayırıyordu. Ayrım bölgesini değiştirdim. Çünkü şöyle baktığımızda bu taraftaki elmacık kemiği yukarıda, göz alt çizgisi yukarıda, dudak alt çizgisi de sağ tarafta. Dolayısıyla iki tane pozitif enerji bu tarafta olduğu için saçın ayrımını bu tarafa aldım ve saçı bu şekilde getirdim. Çene küçük olduğu için şu kısım, gerçi gıdısı yok ama gıdısını gizleyebilmek için şurayı kabartmam gerekiyordu. Bakın verdiğim bukleyle burayı da içeriye çekmiş oldum. Yani burayı kaldırdığınızda tam karşı bölgeyi içeriye çektim. Bununla birlikte burnu içeriye çekebilmek için de burada hacim yapmadım ama burada bir hacim yarattım. Dolayısıyla burnu bu şekilde bu hacimle geriye doğru çekmiş oldum. Verdiğim volümle de bu kare yüzü, bakın şu dalgalarla şu yüzü daha genişlettim. Bir de renklendirme yapsaydım saçın sadece şuralarını açardım. Ve dolayısıyla yüzü daha geniş gösterme imkanım olacaktı. Bu şekilde hepinizin yüzleri değerlendirmesini arzu ediyorum. O yüzden bu saçı kestim. Umarım sen de severek kullanırsın. Çok teşekkür ederim. Ben çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel günlerde kullan. İnşallah. Bizler de işte sizden tam olarak bu şekilde modelinizin yüzüne neden bu kesimi uyguladığınızı doğru şekilde anlatmanızı bekliyoruz. İlk modelimizi çağıralım. Önce bir kural ihlali oldu. Ondan bahsetmek isterim. Bugün 144. bölümümüzü çekiyoruz ve daha önce hiç yaşanmamış bir şeyi rastladı rejimiz görüntüler sırasında. Cemal çekmeceyi açıp modeline aynada kendini göstermiş. Ve bu görüntüleri ne yazık ki yapım tabii göz ardı edemedi. Ekrana getirelim. Hayır, hayır, hayır. Göremiyorum. Ne yaptın ya Cemal? Bilmiyordum. Neden yani, böyle bir şey? Bir anda gaflete geldim diyelim. Böyle bir kuralı nasıl ihlal edersin? Adnan Özür Bey, ederim. Jürimiz adına size danışmak istiyorum. Böyle bir durumda ne yapmalıyız? Görüntüleri gördünüz. Kötü bir niyeti olmadığını biliyoruz ama bir kural ihlalidir. Ya ben şok oldum tabii de. Önemli bir kural. Yani kuralın aslında önemlisi önemsiz diye bir şey olmaz. Kural kuraldır. Bütün kurallara uyulması gerekiyor. Bugün bu durumda ne yapacağız? Hiç olmaması gereken bir şey. Sonuçta kurallar hep kural. Büyüğü de küçüğü de hepsi aynıdır. Ama ben bir tek şurada bir arada kalıyorum. Geçen hafta çok yarıdan geldi. Çok kötü puanlar almış bir Murat'ın yerine geldi. Tam kuralları belki tam algılayamadı falan. Birkaç gündür de hani aslında burada bir haftayı buldu değil mi? Beşinci, altıncı günü. Altıncı günü. Ya çok abi, zor bir durum çocuk ya. Çocuk değil ki yani kuralları algıladı, algılamadı. Bu konseptin yani bu kuaförüm sensin'in kuralları var. Bu kurallar defalarca söyleniyor.
Rijden de söyleniyor. Gözde Hanım söylüyor. Bizler söylüyoruz. Bir sürekli söylüyoruz. Söylemeye gerek yok. Şimdi dışarıda ara verdiğimizde mesela yaptık biz reklam aralarında filan. Modelleri herkes görüyor. Her modelin başında burada bir stajyer var ve o stajyerle birlikte lavaboya gidiyorlar. Üzerlerinde penuvar örtülü. Asla yansıma olan yerlerden bile geçirmiyoruz biz modellerimizi. Görmelerini istemiyoruz çünkü kendilerini. Dolayısıyla bunun bir söylenmesi gerekmiyor. Bu bütün stüdyo olarak bildiğimiz aşılmaması gereken bir kural. O konuda bir hemfikir olalım. Yani Cemal'i ben seviyorum ama bu kuralı da ihlal ettiği için pek hoşgörülü ben davranamam yani bu konuda bilemiyorum. Tabii yine arkadaşlarımdan konuşuruz bunları. Peki, da. Diskalifiye onlar biraz nasıl bir benden ceza? Fazla duygusal davranıyorlar çünkü bu tip olaylarda. Ben hiç duygusal değilim. Nasıl bir ceza? Programın sonuna doğru artık kararımızı vermiş oluruz. Artık ne yaparız bilmiyorum. İnşallah benim kararlarıma uyarlar da seni buradan atarım dışarıya. Özür dilerim. O zaman siz biraz düşünün lütfen. Sonra bize kararınızı bildirirsiniz. O zaman ne dersiniz? İlk olarak Cemal ve Meltem'in modeli Aleyna Hamamcıoğlu gelsin. Ayna kapansın, Aleyna kendine baksın. Aleyna kendini görmüştü zaten. Aynaya bakmasına gerek yok. Hayır görmedim. Nerede gördün? Gördün hayatım. Cemal sana gösterdiğini seni. Hayır ona da göremediğimi söyledim zaten. Neyse hadi peki öyle olsun. Gel bakalım. Saçını nasıl buldun? Ben beğendim. Açıkçası çok tedirgin ve stresli geldim. Kullandım ama arkası kısa olarak kullanmadım. Hoşuma gitti. Makyajım da çok hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum. Farklı biri gibi hissediyor musun kendini? Evet. Makyajın nasıl buldun? Onu da çok beğendim. Nasıl buldun Sevcan? Doğru bir kesim olmuş mu sence? Yani evet. Kesim konusunda yüzüne gidebilecek bir kesim tercih etmiş. Fakat o bobluğu arkada görmek isterdim net bir şekilde taramadan dolayı. Yani arkasının şekli daha böyle kırık fön havasında değil de daha bir içe doğru havalı bir fön çekilseydi. Yanlarda çok hafif salaş bir hareket olsaydı bu kesim yapmış olduğun kesim kendini daha iyi belli ederdi diye düşünüyorum. Koray sen deneyelim. Ben gelip birkaç dokunabilir miyim saçlara? Çabuk olursan sevinirim. Saçı kabartacaksan eğer zaten kabartmıştı indi. Adnan Bey'in vermiş olduğu örnekler üzerinden de az önce göreceğiz. 1, 2, 3 olarak dedik. Şimdi burada Sevcan arkadaşımız yorum yapıyor. Şimdi burada bombeyi vermiş olsaydı bu çene zaten düşük değil Sevcan. Yani bu çene düşük olmuş olsaydı eğer biraz daha içeride olmuş olsaydı. Kesimi net göstersin diye yaptığı burada, proporsiyona yani yok, yüzüne göre kesim zaten değil. Net bir kesim. Burada düşük olmuş olsaydı burayı da o zaman kaldırabilirdi, kabartabilirdi. Var ya bir şey anlattığıma, söylediğime pişman ediyorlar beni ya. Ama şu anda bence birbirine dengeli duruyor baktığın zaman. Kesim yüz hattına göre de bana soracak olursanız eğer yüz hattına da bence çok doğru bir kesim. Hani ben kesimi yüze göre, modele göre doğru buldum. Teşekkür ederim. Bilal sen ne düşünüyorsun? Yani ben öyle hayretle dinliyorum. Sen öyle çıktın artistlik yaptın ben de çıkayım doğru artistliği yapayım. Karşıya bakar mısınız? Modelde çene nerede? Yani çıkık bir çene görüyor musun? Hayır normal bir çene var işte şu anda. Yok düz bir yüz var. Tamam. Düz bildiğiniz düz bir yüz. Evet. Değil mi? Evet. Adnan Bey dedi ki şurayı kabartırsanız çene biraz ön planda olur. Benim modelimin çenesi önde olduğu için o yüzden kapartmadım dedi. Tam tersi yapabilirdi. O yüzden yani bilmiyorum benim fikrim bu yönde. Bence senin fikrin yanlış. Niye diyeceksin? Çünkü yani burada eğer kabartmayın. Çeneyle alakalı söyledi yalnız. Çeneyle alakalı söylemedi.
belki ben yanlış anlamışım ve çok şey geldi bana. Evet, cesaretin var, kesmişsin, bayağı da bir kesmişsin ama bir farklı kesim göremedim ben. Ben mi anladım, yanlış anladım konsepti? Farklı kesimlerdi bana göre konsept. Sen yüzüne yakışacak, kesmişsin. Yüzüne yakışacak, yüzüne farklı yakışacak. Kesimler dendi. Yüzüne yakışacak farklı kesimler. Fark yaratacak. Ben bir fark yani göremedim. Evet, boyunu kısaltmışsın. Klasik küt bir kesim olmuş. Çocuklar. Evet. Çocuklar, alkışlıyorum sizi. Berya, ben deminden beri boşu boşuna konuşmuşum ya. Bu kadar şeyi hani anlatıyorum, anlamıyordunuz dedim ya. Gösterdim, yine anlamamışsınız. Demek ki ben anlatamıyorum. Bunca yıllık eğitmenlik şeyimden tereddüt ettim. Bakın, bu yüz kare, biraz evvelki yüz uzundu, dikdörtgendi. Aynı şeyler bu yüzde geçerli değil. Tam tersi. Bu yüzün en baskın bölgesi şurası. Buranın, tepenin tamamen kabarması lazım. Sana yapma dedim. Aynı şeyi söylüyorum işte. Sen neyin derdin desin ya? Kabarmaması lazım dedim. Cümleni yanlış kurdum, tersini söyledim. Ki bunu içeri çeksin. Bir. İki, sen diyorsun ki buraları dışa yaptım, yuvarlak olmasın. Bak, hani bunu yorumda yapacaktım ama sinirden artık elim ayağım tutmuyor. Bakın, yüz kare, yüz kare. Şimdi buradan bu yüzü böyle kesmeniz lazım. Tamam mı? Arkayı da böyle yükselteceksiniz. Biliyor muyum? Ve şuradan ışık geçmesi lazım bu yüzde. Benim yüzde yapamazdım, boynu çok uzun. Işık geçirmemem lazım. Çünkü zaten uzun ama burada hiç boyunsuz bu kadın. Enseyi almanız lazım. Diyeceksin ki aldırtmadı. Bunu anlatsan, boyun 10 santim uzun gözükse, çek desen 2 santim daha kestirir bu kadar kestiren bir kadın. Kaldı ki bu yüze düşen saçları böyle tarayınca bu çene boksör gibi oluyor. Nasıl görmüyorsunuz? Bakar mısınız? Çeneye bakın. Hocam, şimdi ben yanlış mı söyledim onu? Ha, o kadar çok karıştı ki sen yanlış yaptın bu. Hocam, ben demek istemiyorum. Kabartsaydı dedim tepeyi. Tepenin kabarması lazım, çeneyi nötralize etmek için, saçların öne gelmesi için şu çene kemiklerini yumuşatmak gerekiyor. Şuradan, enseden, önden demiyorum bakın. Ön uzun kalsın, ön boyu çok iyi. Arkayı biraz kısaltacaksın ki ışık geçecek, boyu uzayacak, boynu uzayacak. Kare bir kafa, kare bir vücut yaratıyorsunuz. Bu bir karakterdir ama yüzüne yakışan değildir. Yüzüne yakışan harmoni yaratmaktır. Nötralize etmek lazım. Başka. Hadi devam edin. Bu sabah keşi nasıl buldun? Gold nerede? Göz kapaklarında. Altına pembemsi ton geçmişsin, roza dönmüş. Hayır, hiç kullanmadım. Hep kahve tonlarında. Yakından bakabilirsin. Ya da daha sıcak kahve kullanmışsın diyeyim. Çünkü o goldluğu ısıtmış bence. Bu çok büyük bir hata olmuş. Makyaj çok güzel. Porselen gibi bir cilt yapmışsın. Kontürler çok güzel. Ama daha bir sarımsı gold görmek isterdim. Teşekkürler. Melek, sen nasıl buldun? Buse'yle aynı şeyi düşünüyorum. Gold durmuyor buradan. Roz ya da kırık beyaz da değil de krem ya da roz gibi, evet, duruyor daha çok. Evet, uzaktan böyle gözüküyor ama yakından gerçekten gold. Yani başka şimdi benim modelimi görünce çok uzaktan da gold olduğunu göreceksin. Şimdi her tenin bir alt tonu vardır. Her tende her ton aynı şeyi yansıtmıyor. O bilgi eksikliğinden ya da tecrübesizlikten olabilir ama gerçekten gold durmuyor. Alakası yok. Gold durmuyor. Çoğu makyaj uzaktan gözükmüyor. Bunun onunla hiçbir alakası yok. Bu zamana kadar 3 haftadır buradayım. Ben canım, buradan buradan hiçbir... baktığımda roz bir şey görmüyorum. Bak, bak 3 haftadır Buse buradayım. Söylüyor, tamam, ne diyorum söylüyor. Bir dinle. 3 haftadır buradayım ve ben buradan makyaja baktığımda hiçbir zaman makyajın tam rengini göremiyorum. Buse, sen de şahitsin. Bundan dolayı söylüyorum. Yoğun, hepimiz mi yanlış kullanıyoruz o zaman? Yoğun gold. Bir yerden gold'un bize göz kırpması gerekiyordu. Gözde ya da işte her nerede kullandıysam. Ekrana bakarsan burada tamamen soğuk, buz gibi bir surat görüyorum. O da ben dudak gold, rengini yanlış kullandığım için. Daha sıcak, için. Daha göz kırpar sana. Burada hiç öyle bir şey yok. Dudak son rengini, derece soğuk bir dudak makyaj. Dudak rengini yanlış kullandığımdan ben dolayı göz göremedim. Batıyor. Tamam, ben sen görmek göremedim. İstemediğin için görememişsin. Tamam. Efendim? Teşekkürler. Efendim, anlayamadım. Görmek istemediğin için görememişsin. Ben sana niçin bir açıklama görmek yapıyorum. İstemediğim için öyle bir şey yapayım ki? Yani gördüğümü yakından söylüyorum. Yakından gidersen görürsün.
ne yapayım? Şey modelin ne kadar yakın gidebilir? Mira bakıyordu. Ben de buradan göremiyordum. Bakmak görmek istiyordum. Görmek istiyorum evet, izninizle. Yakından gözü evet ama dudağın ötürlemiş. Evet. Hayır yine gold değil. Muhtemelen altına kullandığın fardan ötürü roza dönmüş. Far kullanmadım tam tersine. Bayağı roz. Tamam roz teşekkürler duruyor. Tamam. Sevgili sen nasıl görüyorsun? Ya şimdi Meltem'cim. Ya gerçekten tamam temiz bir makyaj çıkarmışsın. Yani güzel. Şöyle yalnız konsepte gelecek olursak. Keşke hani o gold'lu biraz daha ön plana çıkarsaydın. Hani o eyeliner'ı belki hani birazcık daha mı ince çekseydin. Hani bir şey eksik ama ya rujunu beğendim. Sadece ruj. Ruj eksik emin ol. Yok o ben rujunu beğendim. Belki bir tık hani gülümsememi koysaydın o yüzlere hani bir donukluk ben de gördüm. Yani bir tık mı iki tık mı? Biraz sonu belki biraz donuk ya belki bir tık az gelir. Belki de canım belki de. Yani benim yorumum budur. Puanları yazın. İki diyorum ben ya. Makyaj çok temiz. Orası biziz. Tamam. Çok temiz. Sadece biraz verelim. Daha roz, ay gold görsek daha iyi. 5000 verelim. Evet, yükseği buraya kullanalım. Tamam, 5000. Adnan Bey nasıl değerlendireceksiniz, nasıl puanlayacaksınız? Şimdi biraz evvel yorumlar yaptık aslında bilgi aktarmak için. Şimdi bunu daha şeye çevirmek istiyorum, puanlamaya çevirmek istiyorum. Bir kere Cemal'in makası çok kuvvetli. Yani makası çok güzel kullanıyor. Daha ilk böyle geldiği günden beri o kısımda çok beğeniyorum. Ama Cemal'in bilgi eksikliği var. Anladığını düşünüyorum. Hadi bakalım. Kesimin kalitesi güzel olduğu için veriyorum bunu. Yüzüne yakıştığını düşünmüyorum. Ayşegül makyajı nasıl buldun? Yani makyaj çok güzel aslında. Yani bu makyajla gerçekten herkesi mutlu edebilirsin. Yani dışarıda yaptığın herkesi mutlu edebilirsin ama beni mutlu edemedin. Neden edemedin? Çünkü konsepti açıklarken başta dedim ki yani lütfen şu klasik klişe gold makyajlardan artık bıktık gördük. Bunun gold'unu gördük, rose gold'unu gördük. Neden? Şuraya o kat gris değil. Şuraya derinlik, buraya gold oldu paşam hoppala. Yani ben farklı bir şey görmek istiyorum dedim. Ya o gold'u başka yerlere de kullanabilirsin. Muhteşem bir baz yapmışsın. Işıl ışıl, yüzü bile gold. Çok güzel bir makyaj var ama bugün benden çok yüksek puanlar çıkmayacak gibi. Çünkü ben değişik bir şeyler görmek istediğimi başta gerçekten söylemiştim. Bunlar da evet çok iyisin. Bununla her yerde de herkesi de mutlu edersin ama... Teşekkür ederim, sağ olun. Hani bir şey görmek yani hepimiz istiyoruz. Muammer Bey siz nasıl buldunuz? Takımımız modelde bir fark yaratabilmiş mi? Ben altın makyaj burada hiç görmedim. Yani görmüyorum hakikaten. Kızların dediği gibi pembeye benziyor ya da ekran mı öyle gösteriyor bilmiyorum. Onu görmedim. Onun dışında ben saç kesimini gerçekten beğendim. Dediğine katılıyorum yine Adnan Bey'in. Kabiliyetli bir çocuksun. Yani hani biraz uzun biraz kısası beni ilgilendirmiyor. Ben karşımda güzel bir yüz görüyorum ama... kaide ve kuralları böldüğünüz için siz de altını kullanamadığınız için 5'ten 2 puan kırıyorum. Eğer bunları yapmasaydınız... Canın sağ olsun. Yok kırıyorum. Kırıyorum. Buyurun. Bir sıkıntı değil. Çok mersi. Yarın görüşmek üzere ayağına sağlık. Güzel günlerinde kullan yeni saçlarını. Teşekkür şimdi ederim. Görüşürüz. Koray ve Sevil'in modeli Berivan Can gelsin.
kapansın, Berivan kendine baksın. Nasıl hissediyorsun? Yani bu durumda iyi hissetmiyorum tabii ki. Nasıl buldun saçlarının son hali? Yani normalde bu saç kesimleri evet güzel ama ben kendime yakıştıramıyorum. Kendine yakıştıramıyorsun. Evet, çünkü çok uzun yıllar boyunca uzun saç modeli kullandığım için bu şekilde geliyor. Keşke böyle kesseydi. Kahküllü ve... Ömür ömür ağladı. Madem o kadar ağlıyor, onun için mi ağlasaydım? Makyajını nasıl buldun? Güzel buldum. Sevil, makyajla ilgili yorumlarını alalım. Yani yaptım ama böyle olduğu için yani alladı pulladı. Birazcık dağılmış yani. Üç gündür devamlı biz bu hani sıkıntıyı yaşıyoruz modelimizle. Yani tamam sonuçta ortak bir noktada buluşuyoruz ama hani ben bunu yapayım diyorum o yok bunu yapalım. Ben şunu yapayım diyorum yok bunu yapalım. Ha, biraz müdahale etti açıkçası makyajıma. Yani. Ne düşünüyorsun Sevcan? Saçı nasıl buldun? En doğru kesimi yapmış mı Koray? Düşündüğü şeyle yaptığı şeyi bağdaştıramadım. Daha fazlasını hayal ediyordu. Ama ikna konusunda demoralize olduğu için, modelinden farklı tepkilerle karşılaştığı için ve bize de bir kesim sunması gerektiği için sadece kesti ve bitirdi işlemini. Bu kadar. Sen ne düşünüyorsun Bilal? Ya ben bir şey düşünmüyorum. Çünkü konsept farklı kesimlerdi. Sadece yanıkları aldı, temizledin. Eline sağlık. Daha farklı bir şey yapabilirdi. Belki buna siz müsaade etmediniz. Ağlayacağınıza saatlerce masanıza sahip çıksaydınız diye düşünüyorum. Benim sorunum da değil. Ben bir şov diyorum. Tek cümleyle geçiyorum. Eline sağlık kardeşim. Sadece kesim yapmış. İnsanın duygusunu yansıtması şov olsaydı buradaki herkes o zaman şov yapıyor olurdu. Teşekkür efendim? Ediyorum. Efendim? İnsanın duygusunu yansıtması şov yapıyor olsaydı Berivan buradaki Hanım, herkes şov yapıyor saatlerce olurdu. Teşekkür ederim. İki saat ağlamanıza değecek bir saç yoktu. Bize vardı. Kimseyi böyle saf tamam, yerine koymayın. Ederim. Tamam, sağ saatlerce teşekkür konuşacak, ederim. Ağlayacak. Bütün değerli jüri, ben, masan hepimiz geldik ve sen hepimize elinin tersiyle böyle bir ittin. İletişime kapalıydın. Değmiyordu da o kadar saçı. Keşke desem ki şurada da kesmişti. Hadi hakikaten ahlar vahlar değmiyordu. Ben bir şov diye düşünüyorum. Eline sağlık kardeşim. Sen en azından iyi dayandın. Eline sağlık. Sen nasıl değerlendiriyorsun Cemal? Koray Bey modelle anlaşamadı. Zaten modelinde aslında çok kestiği bir şey yoktu. Benim modelimden ben daha da fazla bir saç kestim. Ama gayet mutluydu. Keşke izin verseydi de onun yüzüne yakışacak bir model yapsaydı. Ben de burada yorum yapsaydım. Bu yoruma yani düz bir kesim var. Eline sağlık. Bir şey diyemiyorum. Meltem makyajını nasıl buldun Sevil Hanım'ın? Yoğun gold makyaj olmuş. Bence yakından uzaktan alakası yok. Hani farklı bir şey istendi. Benim yine şu an moda olan bir makyaj tarzı yaptım. Demode buldum göz makyajını. O yüzden pek beğenemedim. Sadece aldıklarını güzel buldum. O kadar. Buse? Çok eksik makyaj. Bayağı eksikleri var. Yani en azından kirpik olsaydı o goldluğun azlığından bahsetmiyorum bile. Cildinde fondöteni bile eksik duruyor. Yani bronzer'ı, highlighter'ı, ruju her şeyiyle yarım kalmış bir makyaj gibi duruyor. Melek sence Sevil Hanım yüz yapısına uygun yoğun bir gold makyaj yapabilmiş mi? Maalesef ben de o gold'u patlatacak hareketler göremedim makyajda. Zaten saçlar sarı önüne düşmüş, eten de soluk. O gold'u da öyle sürüp bırakması tamamen kaybetmiş. Maalesef yorumlayabileceğim bir makyaj yok. Puanları yazın lütfen. Her ne olursa olsun
Bizim de başımıza gelebilirdi böyle bir şey. Bence bugün anlıyorum. En yüksek puanımızı moral olsun diye ona kullanmak zorundayız. Aynen. Bence de aynı şeyi düşünüyorum. İki ya da üç verelim. Maksimum üç ama. Üç mü verelim? Verelim. Tamam hadi üç verelim. Normalde modeliyle sıkıntı yaşamış olabilir ama modelini ikna edelim. Tamam sen ne diyorsan. Modelini ikna edelim. Tamam sen ne diyorsan. Adnan Bey nasıl değerlendiriyorsunuz bu kesimi? Şimdi maceralı bir kesim oldu ama ben birkaç kelime Berivan'la söylemek istiyorum. Berivan'cığım sen çok güzel bir kızsın. Yalnız saçında, saçın seni temsil etmiyor. İki tane temsil etmeyen unsur var. Bir tanesi dün de söyledim, kahkülün senin yüz şekline uygun değil. Benim tavsiyem bir an önce kahkülünü uzat. İkincisi de saçının düz olması senin boyunu daha kısa gösteriyor. Benim sana tavsiyem düz, olması mı? düz ve uzun olması tamam. Senin boyunu daha kısa gösteriyor. O yüzden benim sana tavsiyem saçını boyu uzun olsun ama şöyle bir V kestir, omuzların çıksın. Ve hareketli bir saç kullan. Çünkü muhtemelen senin saçında biraz dalga da var. Doğru mu? Dolayısıyla o dalgasıyla da daha rahat kullanırız. Şimdi böyle olunca bu şekilde yaklaştığınızda modelinizi biraz daha değişime ikna etme şansınız var. Dolayısıyla bu saçın boyunu keserek bir değişim falan çıkmadı ortaya. O farklılık hiçbir şey çıkmadı. Yani biraz uzundu. Biraz kısaldı. Ama ne yapsın yani hepimiz gittik ikna edemedik. O çocuk burada 25-30 dakika Ayşegül ikna etmeye çalıştı. Ayşegül doğru Gülcüm, değil mi? Filmi sondan seyrediyorsun. Filmi başa alıyorum. Baştan bu kıza saçının uzun olması gerektiği olabilir. Uzun mu istiyor? Uzun olabilir. Ama bunun boyunu daha uzun gösterecek bir V kesim yapsa, biraz omuzlarını ortaya çıkarsa, bunu teklif etse, biraz şu kahküllerini yumuşatarak açmayı teklif etse, yüzünü yumuşatmayı teklif etse, yüzüne yakışacak etmedin şeyleri mi söylese. Etmedin mi Koraycığım? Onu çok Adnan sonralardan söyledim. Ettim et kabul eder miydin? Hayır, şöyle bir şey söylemem Adnan gerekiyor. Adnan Bey siz söyleyin bakayım. Söyle. O teklifi siz yapın ediyor mu? Bu psikolojiye gelmiş birisine zaten ettirmeyiz. Ama bu psikolojide birinin düzelmesi gerekiyor. O psikolojiyle gelmiş. Ben kabul etmiyorum. Teklif edin bakalım kestirecek mi? Yani resime bile bakın, dedi ki yapma. Senin istemediğin hiçbir şeyi yapmam. Ya böyle okay. Bir cümle yok. Ne demek istemediğin hiçbir şey? Kazıtma konsepti gelseydi ne yapacaktın? Kazık ne abi kardeşim. Derif senin istemediğin hiçbir şey yapma tamam. Öyle bir kadar dünya ben senin yok canını burada. Öyle bir dünya hayır, yok. Yaptırmak orada zorunda değil Ayşegül. Ayşegül yaptırmak zorunda değil. O zaman başkan yani söyle kesinlikle. Söyledi ama. Ben kimse burada istemediği oldu. Bir şeyi zorla kendine yaptırmak durumunda vallahi değil. Valla ben günlerde izliyorum. Ben ama kuaför arkadaşlarımız da şunu yapmak zorundalar. Yüzlerini, genel görüntülerini, modellerini anlatıp onlara daha iyi tekliflerle gitmeleri lazım. Yani farklılık yaratmak, boyunu kısaltmak demek mi arkadaşlar? Yani lütfen ya. Farklılık yaratmak, bir saçın boyunu kısaltmak demek mi? Bu mu farklı yani? İlla ki kesmek atmak zorunda değilsiniz ki. Burada mutsuz etmek değil kardeşim. Kuaförün görevi insanları mutlu etmek. Bir de sana kızdığım bir nokta var. Sana gelip orada ben saçını kolay uzatabilmen için, saçını daha güzel, bakımlı kullanmak için bazı şeyler teklif edecektim. Bakım ürünleri, şampuanlar falan. Sen de onları reddettin. Dinlemedin bile. Beni oradan kovdun. Estağfurullah. Özür dilerim. Ayşegül'cüğüm bu koşullar altında kesimden sonra çok zordu Sevil'in işi. Nasıl buldun makyajını? Şimdi yaşı ufak olduğu için modeli de çok fazla üzmek istemiyorum. Bir ön yargım var. Mutlaka bunlarla ilgili kendini geliştirmen gerektiğini düşünüyorum. Lütfen bununla ilgili biraz kişisel gelişim kitapları okumalısın. Sana saçtan önce tavsiyem bu olabilir. Sizin böyle bir yarışmada işiniz yok. Puanımı vereyim. Makyajda da her şey karışıyor. Sevil kendini ifade edemeyen biraz tutuk bir kadın. Onu da fark ettim. Tutuk yani onu demoralize ettiğinizde o konuşamıyor. Tutuk sessiz sakin biraz içe kapanık. Dolayısıyla günlerde onu demoralize ettiğini düşünüyorum. Bugün de makyajını yaptırtmadı. Farklı şeyler kullanılmasını istedi. Ben de gördüm. O yüzden bu puanı Sevil'e veriyorum. Muammer Bey siz nasıl puanlayacaksınız? Benim vermiş olduğum şey bu çocukların çekmiş olduğu saatler içerisinde ızdıraplarından, dertlerinden dolayı ben bunu veriyorum.
bu kadar insanın yarım saat 45 dakikasını hepimiz biliyorsunuz buradan çıkacağız, evlerimize gideceğiz. Vaktimizi çaldı. Bu bir insanlık hakkıdır. O hakkı da ben burada asla ona helal etmiyorum. Etmiyorum ve etmeyeceğim de. Başkaları bilemem. Onun için bu puan sizedir efendim. Teşekkür ederiz. Evet. Kendimi çok daha iyi ifade edebilirdim. Birkaç kelime söyleyeceğim sadece. Çok daha iyi bir ifade edebilirdim ama böyle bir şanssızlık yaşadık. Umarım yarın her şey daha güzel olur. Umarız. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Koray, senin için çok üzücü, yorucu bir gün oldu. Ama güzel bir destek videom var. Bakalım kim, biz de izleyelim. Vallahi iyi olur. Koray'ım başarılar dilerim. Yavrum, ciğerim, köşerim. Güzel çocuğum, güzel yavrum, güzel kızım, sevelim. Size bütün gönlümce başarılar diliyorum. O Bilal'le uğraşmayın. O Bilal sizi çekemiyor, kıskanıyor yavrum. Bilal gelirsem senin yanına saçlarımı da yolarım. O iki tel saçını tependekini de yolarım, haberin olsun. Uğraşma benim ciğer kuzularımla. Benim güzel yavrularımla uğraşma. Benim yavrularım her zaman başarılı. Evliliklerinde de başarılı, mutlular. İşlerinde de başarılı. Koca Antalya ve biz hep arkasındayız güzel çocuklarımın. Bilal sana da başarılar diliyorum yavrum ama benim çocuklarımla uğraşma. Emi oğlum hadi işine gücüne git. Hadi yavrum, Allah senin de işine gücünü rast getirsin. Teyzeme çok teşekkür ederim. Güldürdüm. Valla iyi geldi yani, şimdi bu şeyin üzerine çok iyi geldi. Yani izledikleri görüyorsun Bilal. Bunların şahane bir evlilikleri, şahane çocukları, işleri, güçleri var. Uğraşmayın onunla dediler. Senin de duygulandığını fark ediyorum. Evet, evet, evet. Çok duygulandırdı beni. Yani tamam bugün bayağı bir kendimi kötü hissediyorum ama gerçekten beni güldürdü de yani. Nasıl teyzeyle aranız? Evet. İyi mi? İyi. Ha. Peki. Ne diyorsun Bilal? Teyzenizin adı ne? Zeliha. Zeliha teyzeciğim, ellerinizden öperim. Saygılar, hürmetler tüm Antalya'ya. Fakat biz, benim amacım burada yengemi savunmak. Yoksa hiçbir kötü niyetim yok. Çok da seviyorum. Hele o küçük minnak çocuklarını görünce daha çok sevdim. Koray'ın teyzesiydi. Devam edebiliriz. Sırada Melek ve Sevcan'ın modeli Emine Durna gelsin. Ayna kapansın, Emine kendine baksın. Emine, şimdiki yürüyüşünden şey yapmıyorum, keyif almadım. Şimdi esas yürüyüşünüz birlikte sevilen. Sen girişte gir, ikiniz birlikte çıkın, öyle gelin. Sığabilir miyiz? Sevil de yanında, ikiniz bir anda o kapıdan çıkın. Sığabilir miyiz dedi. İşte onu da görmek istiyorum. Bakalım Sevil oradan çıkacak mı? Çıkar o balık gibi kadın. Sevil her yere sığar da sen... Sevin, hadi, hadi gel. Git yanına. Müzik alalım sayın yönetmenim. Kapının oraya doğru gidin. Ha, oradan. Ha, durun. Acaba tek tek mi çıkalım? Dönün. Evet. Şimdi müzik. Şimdi bir dakika. Bir de tek tek alabilir miyiz? Evet. Bir de tek tek alalım, puan vereceğim ben size. Tamam. İlk önce Emine yürüsün. Burada dursun. Sonra sen yürü, şurada dur. Tamam.
maşallah, maşallah. Üç çocuk annesi maşallah. Süper. Ama bak çok güzel bir eda yaptı. Yürüdü orada hafif seni bekledi. Sen gel, hala gel. Burada dikiliyorsun. Oraya gitmeniz lazımdı. Eski manken çünkü biliyor. Kuralları biliyor. Kabul evet. etmek lazım. Sezer'in hakkı? Sezer'in. Aynen. Sevin Hanım daha güzel yürüdü. Sevin Hanım nerede öğrendiniz böyle güzel yürümeyi? Antalya sokaklarında mı? Tamamıyla doğuştan. Evet tahmin etmiş. Ama bak şurada bir gerçeği söylemek istiyorum. Adnan Bey'in bile dikkatini çekmiş. Mesela Emine ket yapıyor fakat çok heyecanlı. Bizim yani vitrinde ve podyumlarda görmek istemediğimiz tarzda yürüyor. Ama Emine tam bir askı yürüyor. Ay şey Sevil pardon. Acayipsin Sevil bayıldım ya. Ya bakar mısın kadına? Bu kadına mı sen bunları? Ne kadın? Seni ayakta altmış diyorum. Gerçekten öyle. Tebrik ederim. Gerçekten 10. Sen de 8. Hadi geçin şimdi. Teşekkür ederiz. Neymiş benden daha güzelmiş de daha iyi yürüyormuş da. Kızım senden 10 tane gelse bir tane Sevil etmez. Nasıl buldun yeni kesimini? Şöyle söyleyeyim. Beğendim kesimimi. Sadece makyajımın yani gene hani sanki altını pek yine kirli buldum gibi. Biraz kirli olmuş gibi. Onun dışında genel olarak ben. Bilal nasıl bir kesim almış sence? Bilal'e söz vermeden önce ben bir açıklama yapmak istiyorum. Çünkü kendisi gene strateji ve Ali Cengiz oyunlarını oynayacağından ben en başından ona bir cevap vermek istiyorum. Şimdi bak bakalım burada ne yazıyor? İngilizce var ya. Bir okur musun? Speak the ne yazıyor? Burada... Speak the truth even if your voice shape. Anlayan yok herhalde. Ben Türkçesini söyleyeyim sana Bülent Bey. Sesin titrese bile gerçekleri konuşacaksın. Realistik olacaksın, doğruyu söyleyeceksin. Şimdi yorumunu yapabilirsin. Bilal, yorumlarını alalım. Konseptimiz kesim ve farklı kesim, değil mi? Yüzüne yakışan. Yüzüne yakışan kesim ve farklı kesim. Evet. Değil mi? Sen olsaydın kendine kaç verirdin? Tabii ki de 5 verdim. Çünkü modelimin istediği bir şeyi yaptım. Evet. Farklılık konusunda... Şu anda sesin nasıl titriyor? Doğruyu konuşuyorum çünkü. Şu anda sesin nasıl titriyor? Sesim titrese bile... Doğruyu konuştuğum için sesim titredi. İşte bak titrede. Orada söylediğim o cümleyi de kendim ya. Destekliyorum. Bu, çok güzel bu beni var burada ya. Yücelttin. Teşekkür ederim. Senin karşında çocuk teşekkür. Yok. Hayır. Bak buna zeka derler. Burada bulgur pilavı yok. Tamam. Beyin var. Anlattım anladın işte. Mı? Burada otlu peynir yok. Peynir yok burada. O yüzden tamam mı canım? Senin o vallahi, titrekliğini, o buldura o çok gözünün kısıklığını girmiş. Aldım ya. Bak bu bana o yeter. Buldura çok o yüzden girmiş, canım arkadaşım yapar, ceket de giysen, olsun. Smokin de giysen bana orada değil İngilizce, Japon alfabeleri, Roma harflerini de yazsan. Bir insan anlamıyorsan hiçbir şekilde anlamaz. Onu da yapsan, ben bunun kanaatindeyim ben doğru bir farklılık göremedim. Saçın sadece boyunu 3-4 santim kısalttın. Ne bir kat var, ne bir şey var, ne bir model var, ne bir tarz katlı var. Katlı bir kesim olur mu modele? Onu da geç. Ne istinaden? Bana bunu ben, matematiksel olarak gösterir değilim. Misin? Biz bu katlı kız geliyor maşalı, gidiyor maşalı. Geliyor maşalı, yine gidiyor maşalı. Maşa yapmadım. İlk gün yine maşalı, şimdi maşa yine yapmadım. Maşalı. Bak, maşa bir tane... Maşa yapmadım. Bir dakika, bir şey bir örtü olsaydı bir şey gösterecektim. Şovunu gösterecektim sana. Modele örtü takın ve sırtını çevirin. Dön arkanı arkadaşım. Ben şu anda baktığımda 35-40'lı yaşlarda bir kadın saçı görüyorum. Bu sene en çok kullanılan evet, bak, omuz boyunda üst hanımefendi, kesimler. Çok modadır. Kesinlikle modernlik bu anlayışında yok. Hiçbir bu bayanı saça, sen yönlendirme. Tamam mı? Bu model, bu modele bu saç gitmişse sen yani sen şu anda ben senin o titrekliğini aldım ya. Bana yeter şu anda kendine artık böyle bır 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 bır, bır konuşacaksın. Çünkü... Ben ortaya çıkarttım yine her zamanki ya şu an zekamla. O kadar keyif alıyorum ki öyle hani mi? Hakikaten öyle, öyle bir kaygın var. Öyle benim bir mi? Kuyruk açın var ki bizi çok fazlasıyla gözünde büyütüyorsun. Öyle de devam et. Seni mi büyütüyorum?
Büyüteceksin zaten. Seni büyüteceğim. Büyüteceksin. Onu çok fazla belli ediyorsun. Canım, birazcık daha indirge onu. Hazırlanıp ki ben de bu kadar çok havalanmayayım. Çok ciddiye almıyorum seni. Seni çok ciddiye almıyorum. Ben tamam yorumlarını Allah'tan bitir. Ben ki, kendimi doğru bir şekilde ifade ettim. Ben yorum devam yapamıyorum et. Ki. Ben yorum yapamıyorum. Saçtan bulgura nasıl geliyorsun onu anlayamıyorum ben. Ben o zekasından benim bahsederken alay bulgura geldi. Ya, aslında kendiyle alay etti farkında değil. Ben konsept dışı buldum, eline sağlık. Cemal sen nasıl kendine buldun? Kendine yakışanı yaptın. Şöyle söyleyeyim, çok bir fark göremiyorum. Ayrıyetten herhalde taramasından kaynaklanıyor. Ön taraflar biraz daha kısa duruyor, arkalar daha uzun duruyor. Şimdi arka tarafına dön normalde. Yan tarafa fazla bir dalga vermişsin. Arka tarafın sadece uçlarında bırakmışsın. Bir de hepsini aynı yöne doğru yapmışsın. Hani ben şöyle bir şey isterim. Burasını dışa doğru yapıyorsan şurasını biraz daha içe doğru yapıp saçı hacimlendirmen tabii, lazım. Tabii buralarını böyle sanki şişireyim. Sanki böyle bir saç geliyor tabii, şu anda. Tabii yanlardan böyle gelsin. Ben çok kesim görmedim. Ayrıyeten hiç de beğenemedim Allah zaten. Allah aşkına ya bana taramayı şekillendirmeyi sen yorumlama. Şöyle bir tarama şekli yo, var ben tarama bu şeklini, kesimde? Yo bari bu kesimde. Deme. Bu hadi kesimde. Konsept dışı de onu kesimde, anlarım. Önlerin konsept dışa doğru. Konsept dışı de onu anlarım. Farklı sadece dalgalar, farklı kesim konusunu farklı ama şekillendirme verirsen, de yapma. Farklı dalgalar verirsen saç daha hacimli gösterir. Ama şu anda sadece böyle bir aynı yöne doğru dalgalar görüyorum. Onu vallahi, da neyle yaptığım belli Cemal, değil. Cemal ben sana yani bir şey söyleyeyim mi? Ben bu daha hafta eğer bu elemeden şey geçersen şans eseri olacak senin için. Ben o kadar söylüyorum. O dalgalar çok saçma duruyor bana göre. Ve kesimi bana göre burada bile, en saçma duran şey senin göstermiyor. Orada bulunman. Al işte ya. Çocuk çocuk konuşmalar. Koray senin yorumun nedir? Yani burada bir, hakikaten kesimde bir farkındalık yok. Herhangi bir değişim yok. Yani o bu yüze biraz daha farklı bir şeyler yapabilirdin. Bu arada sesin titriyor diyorsun ya. Konuşturmuyorsun, titreyemiyoruz. Yani titresek de bir şey biz de anlamıyoruz ne dediğimizi. Tek tek konuşalım. Sadete gelir misin artık? Üf bayılacağım. Kesim olmamış. Bayılacağım böyle yorum yaparken. Olmamış da tamam ona da olmuş. Razıyım. Sevil makyajı nasıl buldun? Vallahi dudak rengi haricinde hiçbir şeyi beğenmedim. O göz altındaki o kirlikleri birazcık daha şöyle bir aydınlatırsa daha iyi olur diyorum. Buse nasıl buldun makyajı? Ben sadece bir şey söylemek istiyorum. Bana bugün tek tip makyaj yapıyorsun dedin ya. Birazdan benim makyajım görsün. Bir tip makyaj daha gör bence. Ben çok demode buldum çalışmasını, eksik buldum. Dudak rengi de bana çok patlak geldi böyle. Daha koyu bir kırmızı bu ten rengine daha yakışacaktır. Kendisine yaptığım yorumlar işe yaramış. Bugün farklı bir makyaj bekliyoruz galiba. Lütfen beni izler misin? Çok güzel, çok güzel. Sen de bir etki yarattığıma sevindim. Bak teşekkür buraya ederim yorumun için. Geçmişi izlemen gerekiyor. Bomboş izlemeden gelmişsin lütfen beni izle. Böyle ilerleterek benim olduğum yerlerde bir dur. Ben profesyonellerle ilgileniyorum, amatörlerle değil. Teşekkürler. Meltem. Melek arkadaşımız bana demişti sen buradan da gold rengini göreceksin demişti ama buradan tatlım roz gözüküyor. Ayrıca keşke yarışmacı olarak değil de jüri olarak katılsaydın. Çünkü söylediklerini uygulamıyorsun. Ben hiç değilse uygulayabiliyorum. Buse'ye katılıyorum çünkü hep diyorsun ki tek tip çalışıyor. Şu an sen geldiğinden beri aynı göz makyajı, aynı tip. Aynı mı? Ne eyeliner var, ne kirpik var. Bu. Hiç eyeliner çektin ne mi? Ne aynısı bak, ya modelin, bu? Bak modelinin göz yapısını sen tanıyabildin mi? Bir bakar canım, mısın? Canım sen bana eyeliner'dan mı bahsediyorsun? Nasıl eyeliner, kirpik geldiğinden beri aynı. Aynı mı? Aynı. Aynı tabii ki de arkadaşım buralara ya sürüyorsun bir siyah. Ya lütfen Allah aşkına yani 3 gündür yaptığım makyajlara bak bunun diğerleriyle peki yakından uzaktan alakası yok. Ayrıca beni jüri olarak eyeliner ya da jüriye geçebilirsin. Keşke jüri olarak katılsaydın keşke. Demen benim için çok güzel yorum yapıyorsun benim ama için evet çok güzel. Jüri de öyle mi yapıyor Meltem? Ay hayır. Hani çok güzel yorum hayır, yapıyor. Hayır sadece yorum yapıyor uygulayamıyor. Biz de mi öyleyiz? Hayır asla asla. Ona geliyor söylediğin. Ay söylediğin cümle o anlama geliyor da. Asla. Yani beni aslında asla. Gömmeye çalışırken övüyor. Asla övmüyorum. Değil. Herkes ne demek teşekkür istediğini canım anladı. Teşekkür neden ederim. Eyeliner ve kirpik kullanmıyorsun? Söylesene başından beri. Ufak tefek bir şeyler olabilir ama çok büyük ufak anlamda tefek bir şeyler kusur olamaz. Gerçekten yok. Olamaz. Neden süremiyorsun bana bir cevap versene. Neyi canım? Göz...
Bu delinin gözüne bakar mısın? Makyaj mesafesi ne? Neden eyeliner kullanmıyorsun? Sana bu konuda açıklama yapmak istemiyorum. Neden? Çünkü sana yapmak anlatmaya başlasam saatler, öyle günler tatlım, sürer. Öyle olur tatlım. Aynen, evet, yani aynen, senin baştan basic bir eğitimden aynen başlaman lazım. Keşke, keşke o eğitimi uygulayabilsem, burada da görsek ya. Sözde bir şey olmuyor. Ben beğenmedim. Puanları yazın lütfen. Burçan için hiçbir şey beğenmedim sen. Burası. Ha, sen de makyajı beğenmedin, bir veriyorum. Makyajı beğendin mi? Hayır tabii ki. Beğenseydin de zaten sadece bir hakkımız vardı, bir. Şöyle minicik minicik minicik. İstemeye istemeye. Muammer Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi Emine, Emina diyeceğim ben sana. Ayağındaki dizüstü çizmelerin, şortun, spagetti askı bluzun, bu saça ve makyajı o kadar yakışmış ki. Ben burada bayıldım. Biri sağımdan, biri solumdan, yok oradan ucu şöyle çıkmış, yok burası kavisi böyle öne gelmiş, orası çapraza kaçmış falan. Bir sürü gereksiz, gereksiz konuşmalar. Ben bayıldım. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Zaten Emina'yı bir ara böyle sevilen mutlaka bir defilemde çıkaracağım. Çok memnun olurum. Tebrik ederiz. Ayşegül, makyajı nasıl değerlendiriyorsun? Aslında çok modern bir makyaj var. Yani ben bunu buradan görebiliyorum. Melih'i de anlıyorum. Bu çığlıklarını böyle kendini ifade etmeye çalışıyor. Burada sadece şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani biz burada evet fazla fazla görmek istiyoruz. Çünkü izleyicimiz de öyle görmek istiyor. Evet, burada bir o fazlalığı görmek daha iyi olabilirdi. Daha da iyi notlar da arkadaşlarınızdan alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama bence bu konuda süpersin. Bunu gördük diye düşünüyorum ama artık. Yani anatomik olarak çok iyi bir makyaj var. Çok iyi kontür yapmışsın. Tertemiz bir baz. O kirletmeni ben anladım. Kaşlarını hiç sevmedim. Yani tekrar ediyorum, Muammer Bey'in bıyığı kadar kalın olmuş. Sevmedim. Ama ben senin ne yapmaya çalıştığını, nasıl bir makyaj olduğunu anladım. Ellerine sağlık. Çok teşekkür. Bakalım Adnan Serter kesimi nasıl buldu? İki tane konu var üzerinden geçmem gereken. Bir tanesi kahkül istemişsin. İyi ki yapmamışsın. Evet, yüzüne yakışırdı. Okey, ama kahkül yaptığın zaman bu saçın boyunu asla kesmemen gerekirdi. Bu saçın biraz dalgası var veya o zaten dalgalı saç seviyor. İyi ki böyle kestiniz. Şimdi senden ricam, şöyle saçını şöyle bir at öne, bir karıştır. İşte ya, Rita Hayworth gibi oldu ya. Şuraya bakar mısın? Bunun üstüne daha ne konuşacağız ki? Ne konuşacağız? Farklı mı? Boyu fark etti. Hani ona yaptığım şey dışında siz ikisi de fark etti ama ondan puan vermeyeceğim. Yüzüne yakışmasına, değişimine puan vereceğim. Mutasyona uğradı. Bir de sen buna güzel bir renk yap yarın. Kesinlikle. Ayağına sağlık diyeceğim de şöyle bize baştan bir yürür müsün? Tabii ki. İzleyelim. Ne dersin? Son olarak hazırsanız Bilal ve Buse'nin modeli Elif Oluk gelsin. Ayna kapansın, Elif kendine baksın.
Hani harika olmuş. Çok güzel kesmiş. Makyajım da. Aynen, bakayım. Ay, evet, arkasına bakacağım. Muazzam böyle geliyor. Nasıl buldun Cemal kesimi? Kesimi güzel buldum ama bu tarafı biraz daha yukarıda yapabilirdi bana göre. Biraz daha küt. Yani şurada olsaydı en azından o yüzündeki uzunluğu biraz daha alabilirdi diye düşünüyorum. Bu şekilde yüzü biraz daha uzatmış. Ama arkadaki o kesimi beğendim. Güzel, marjinal bir kesim olmuş. Koray, senin yorumun nedir? Yani şekillendirmeden dolayı ben öyle durduğunu düşünüyorum. Genel olarak güzel. Şanslısın. Arkadaşlar lütfen konuşurken günlük hayata, modele yakışıp yakışmadığına da baz alın. Öyle yorumlar yapın. Burada çıldıracağım şimdi. Niye? Gayet güzel kullanılabilir. Ben yorum sıramda konuşacağım, Koray'da. Yorum sırası sende değil Likya Osman. Niye konuşuyorsun? Yorumu hayırdır, hakkında. Hayırdır, ne oluyor? Hayırdır. Koray'ın yorumu hakkında hayırdır. Bir uyarıda bulundum. Tamam, Koray'ı... Bak, ben bunu yarın bir renklendireceğim. Sen günlük hayatta nasıl kullanılıyor göreceksin. Tamam. Hadi bakalım. O saçı yıka, kurut, düzgün dursun, ben de göreyim. Öyle mi? O kadar bırakacaksın Bilal. Ama günlük kullanıma. Tamam. Sevcan, lütfen. Benim burada hakkım varken hakkımı yemeyin. Tamam. Şimdi beni dinleyin arkadaşlar. Kesim hataları olsa da modele bence yakışmış. Gününde anlam ve önemini taşıyor. Evet, ama hatalarım var. Hataların hatta çok fazla var. Yani ince ayrıntısına girecek olursak. Ne mesela, bir tanesini söyler misin? Mesela şöyle söyleyeyim. Yani V'nin bir tarafı diyoruz ya, şu anda şekillendirmenin etkisiyle V'nin bir tarafı gibi duruyor. Hemen onu göstereyim size. V'nin bir tarafı diye görüyor. Hatta kendi hatasını şöyle ortaya çıkartıyor. Şöyle arkaya doğru atar mısın? Ben dokunmayayım. Şimdi şuradan şekillendirme şeklimiz var ya. Ucu hafif böyle bu tarafa doğru yönelik. Yani fön komple bu tarafa doğru çekildiği için. Düz fön çektiğin zaman veya içe doğru bir fön çektiğin zaman buradaki hatalar tek tek ortaya çıkar. Kardeşim bak burada ön taraf yani hata düşmüş. Var. Bak yine söylüyorum. En son çıkan model benim modelim ve kabarmış. Evet, benim saçım çok dalga olduğu için tutmadı. Siz yapsaydınız. Şu bak, anda yok efendim fırsatımız şu olmadı. Olsaydı, bu olmadı. O bak, tepeden gelen saç canım. Aynen bunu şey olarak göstermiyorum. Ben o simetriye de kusur olarak ettim. Göstermiyorum, düzeltiyorum. Evet. Şöyle söyleyeyim. Buradaki akış biraz daha böyle meyilli. Yani yapmak istediğini tam yapamamışsın. Düşüncen güzel ama hataları olan bir kesim. Ben gayet güzel yaptığımı düşünüyorum. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Sevcan. Ben yoruma başlamadan önce Bülent Bey'in V anlayışına karşılık vermiştim. Ya bu Bülent kim? Sertap kim? Bülent benim. Kendisi beni taklit etmek için gelmiş de her konuşmam, her davranışım. Taklit şerefi sana münastırdır. Öyle o mi? Bana yakışmaz. Canım. Burada sen, en büyük taklitçi sen sensin. Sen burada daha bana artık böyle bu şekilde konuşacağına 2-3 hafta önce gelseydin, bazı arkadaşlar vardı burada. Yani böyle var ya seni 2-3 hafta öncesi geçmişsen bugüne yani. Bak. Sen yine bana dua et. Sen bugüne bak. Anladın mı? Sen yine bana bugün dua et. Şimdi öncelikle bu saçın ve net V olarak adlandırabilmesi için yandan şu şekilde katlı bir şekilde arkaya doğru net bir şekilde V getirmesi lazım. Bu taraf düz, aşağıya doğru V iniyor. Şu kısım düz. Bir bu. İkincisi farklılık olarak nitelendirirsem hani bu çılgın kızlarımızın bir tarafı kısa, bir tarafı uzun bir model merak vardır ya lisede. Çılgının eş anlamlısını biliyor musun? Ondan sıkılmış da uzatmaya karar vermiş gibi duruyor resmen. Çılgının eş anlamlısı nedir? Sevcan. Çılgının eş anlamlısı nedir diyorum. Sevcan diyorum. Sevcan mı? Evet. Hayır, çılgın deyince insanın aklına hani böyle farklı olanın dışında. Bu saatten sonra tüm Türkiye'de Sevcan gelecek aklına. Konsept ne? Farklı. Farklı kesimler. Sizin gibi i̇şte düz ve, kesimler ve değil. V diyorsun. V nerede burada? Burası düz, aşağıya doğru iniyor. Ya arkadaş tamam. V'nin yarısı. Ben senin, ama bu taraftaki düzlük. Ben senin ve sanat böyle anlayışını başlıyor? Da anladım. Ben senin işten anlama kapasiteni anladım. Ona birazcık şey diyeyim. Karekök gibi olmuş bu. Tamam. Biraz karekök. Ha evet, güzel benzetme. Karekök gibi olmuş. Evet. Melek makyajı nasıl? Çok güzel. Makyaj
Kezban Paris'te gibi duruyor. Modern bir şey yapmaya çalışmış fakat modern bir şey yaparken dudağına o tonu kullanamazsın. Hadi gold kullandın. Ben mesela şeyleri çok severim. Tribal çalışmaları çok severim. Çizgi çalışmalarını çok severim. Yapmak istediğin şeyi anladım ama dediğim gibi yani kendinle çelişmişsin. Kendini aşamamışsın daha orada. Çalışırsan belki bir şeyler olur yapmak ama yapmak istediğin ben şeyi anlaman imkansız. Ben lahana diyorum. Gerçekten Kezban Paris'te gibi olmuş. Benim yapmak istediğim şeyi senin anlaman imkansız. Meltem. Bence çok güzel olmuş. Yani hepimizin kendime dair farklı ve buradan baktığımda gerçekten gold renginin pigmentini görebiliyorum. Haksız yere bence öyle yorumlar yapılmasına karşıyım. Asla hakkını yemek istemem. Gerçekten çok başarılı buldum makyajını. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Koalisyon. Bunlar birbirlerine puan vermek için böyle asla gerçekten alakası yok. Sen beni izledin bilmiyorum ama ben buraya geldiğimde Buse'yi izleyerek geldim. Ya bir kere gördüğüm şeyi yorumladığını ben daha görmedim. Sizin kendi aranızda bir anlaşmanız var. O çok alakası belli. Alakası yok. Bir dinler, bunu anlayabilmek bir için üstün zekaya gerek yok. Biraz gözlem yeteneği. Niye böyle bir şey ihtiyacınız? Kendi makyajına bak. Bir de şu makyaja bak. Çünkü gerçekten haksız yere yorum yapıyorsun. Bak bu söylediğin yani şey bu senin için sadece geçerli. Sadece bugün için de değil. Genelde bakıyorum birbirinizi sadece destekliyorsunuz. Tatlı. Asla gerçekçi bu yorumlar önceki, yok. Önceki bölümleri izlememişsin. Şeyi söylüyorum önceki arkadaşlar. Önceki bölümleri izlememişsin. Gözlemlediğim tamam şeyi söylüyorum. Sen bir kendi makyajına bak. Böyle bir şey olsa ben kendi makyajımı vallahi yemem. Benim makyajım süper. Tamam. Senin yapmaya çalıştığın şey bana düşük puan vermek için kalıbını uydurmak. Bir şey söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Peynirci ve gemisi. Sen aynen öyle derken. Bir saniye. Peynirci şey ve gemisi olmuşlar. Buradan yolunuzu alın gidin. Ben buraya geldiğim günden beridir tek başıma Bilal'le yarışıyorum. Arkadaşlar biz yarışmaya geldik. Lafla oynamaya gelmedik. Yürütün gidin yani anladın? Arkadaşlar yorumlara geri dönelim. Sevil makyajını nasıl buldun? Ya tamamıyla kendi fikrimi söyleyeceğim. Hani burada yok koalisyonları yok bir şeydir devamlı bir size şeyler deniliyor ama. Sizi o sınıfa koymadım o statüde koymadım. Yani koalisyon hani kurmaya çalışıyor şu an seninle. Lütfen bir şeyin hakkını verin sonra koalisyon konuşmalarına girin. Ya ben o gotlu dudaklarda ve gözlerde gördüm. Buse yine burada hani bir farklılık yaratmış. Hani o çizimleriyle değişik buldum. Yani güzel diyorum. Puanları yazın lütfen. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Geçti. Yapacak bir şey yok. Bir kesinlikle bir Cemal bile yani yaptı. Cemal'in hakkını yemişim. Adama üç verseydim hakkıydı. Beş. Komik ya. Sen ciddiye mi alıyorsun hayır, bunları ya? Hayır tabii ki. Çok komik. Ama şu bunların samimiyetine asla güvenmiyor. Herhalde canım sen ne diyorsun? Adam Bey'i nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz kesimi? Şimdi asimetrik kesim konseptimiz olsaydı ben 10 üstünden 10 tane yıldızlı bir şey yapardım. Saçın kısa tarafı yüzüne acayip yakıştı. Acayip yakıştı ama bu tarafı enerji inanılmaz düştü. Kızın yüzü böyle ve buradan da saçın kısa tarafından ekrandan çok daha net gözüküyor. Arkadan başlayan öne doğru bir enerji akımı var. Yüz bu tarafa doğru böyle yamuldu. Konsepte şuradan yakalıyor konsepti farklılık. Ama yüze yakışma konusunda yarısı yakıştı. Bir döner misin? Dön canım saçını da şöyle bir geriye doğru şöyle bir salla. Ama var ya ensesine çok yakıştı. Enseye bu kadar yakışan bir saç görmedim. Ben ama yüzüne yakışmasını daha çok isterdim. Sağ tarafı için. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Ayşegül makyajı yorumlar mısın? Evet, görmek istediğim farklılık buydu. Dudağından gözüne çizdiğin o detaylara çok beğendim. Keşke biraz kaşını uzatsaydın. Çünkü o yaptığın şey öyle bir şey istiyor. Tek bir eleştirim olabilir. Keşke onu kapaklı bıraksaydın. O zaman da kullanılabilir de bir makyaj olabilirdi. Ama bu da güzel, kötü değil.
Ama kapakta bıraktığında ve içine daha gold yaptığında sanki böyle küçük bir kapak eyeliner gibi olacaktı. Hem kapak far hem eyeliner. Bir de bir tavsiyem daha olacak. Yarın için işine yarayabilir. Zaten modelinin çok güzel oval ve güzel bir yüzü var. Burnu da çok kalkık. Burnuna şu ve şu kaldırmayı yapmana gerek yok. Şununla göstereyim. Sadece şuraya o küçük bir ince bir fırçayla kontür yapsan yeterli olurdu. Burun delikleri çok göze battı böyle bu şekilde. Bu da yarın için tavsiye olsun. Ellerine sağlık. Çok güzel, farklı, değişik bir makyaj gördüm. Teşekkür ederim. Muammer Bey, siz nasıl puanlayacaksınız? Bundan önce yapılan çalışmalarda ben yüzde çok böyle şey görüyordum. Hani iletişim görüyordum, saçla falan. Bugün benim anlam veremedim. Size de söyledim ya. Anlam veremediğim bir şeyler ortaya çıkmış surattan dışarıya. Burun deliklerim mi görünüyor? Dudaklarım mı dışarıya uzadı? Ne oldu? Ben bunu pek algılayamadım. Onun için gözümde böyle bir kargaşa oluştu senin yüzünde. Saçı beğenmedin mi? Ben saçı çok beğendim. Hani farklı kesim olarak. Yüzüne yakışmadı mı? Evet, yüzüne de yakıştırdım. Sadece de senin o yapmış olduğun o çerçeveleri ben bu elbisede yakıştıramadım. Ama genele bakarsan bana değişmiş göründü. Sadece de bu şeyden, elbiseyden uyumunu hiç beğenmedim. Gerçekten. Bir de o çerçevelerden hoşlanmadım. Ayağına sağlık. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Dolu dolu perşembeyi daha arkada bıraktık. Bakalım konsepte uygun çalışan takım bugün kim oldu? Kim 10 bin lira için avantajı yakaladı? Yarınki vedaya kim yaklaştı? Cevaplar az sonra. Sonuçlar elimde. Perşembe günü. 23 puanla birinci olan takım sadece 1 puan farkla. Kuaförüm sensin de heyecan dolu bir perşembeyi daha geride bıraktık. Sonuçlar elimde fakat çok önemli bir husus var. Cemal'in kural ihlaliyle ilgili davranışına kararınız nedir? Biz aramızda da konuştuk. Meltem'in yaşadığı ikinci sıkıntılı durum, biliyorsunuz Murat'tan dolayı bir sıkıntılı durum daha yaşamamasını göz ve bu seferlik sadece uyarıyla geçirmek istiyoruz. Kaldı ki Muammer Bey zaten puanlarını düşürerek bir cezalandırma cezada uygulamış oldu. O yüzden bir kereye mahsus olarak bir kereye bunu herkese söylüyorum. Yani bütün bundan sonra katılacak yarışmacılar için bir daha kural ihlaline sadece kuralları uygulayarak cevap veririz. Böyle bir istisna kesinlikle olmayacak. Diskalifiye edilir, değil mi? Diskalifiye. Evet, diskalifiye sebebidir. Bu seferlik. Teşekkür ederim. Cemal'i cezalandırırken Meltem bir kere daha cezalandırmak istemedi. Teşekkür ederim. Çok Cemal de yarım hafta başladı. Yarım haftada başladı. Ona da bir şans vermek istedik. Bu inisiyatif bir daha asla ve asla gösterilmeyecek. Bunu bilmenizde fayda var. Cemal, neler söylemek istersin? Jüri ilk defa uyguladı, bir inisiyatifi uyguladı. Teşekkür ederim jürimize. En azından bir gün daha burada olacağımı düşünüyorum. Teşekkür ederim tekrardan. Normal şartlar altında diskalifiye olmanı gerektiren bir durum. Biliyorum. Herkesten özür dilerim. Sıra geldi sonuçlara. Perşembe günü 18 puanla dördüncü olan takım. Cemal, Meltem. Herhalde üzüleceğimi falan düşünmediniz herhalde. Niye gülüyorsun? Çok seviniyorum. Neden?
Yani üzülmüyorum. Salı günden beri pazartesi günden beri sonuncuyuz ama salı günden beri hep gülüyorum. Çünkü yani makyajıma yapılan emeğe karşı saygısızlık olarak algılıyorum bu puanları. O yüzden gerçekten çok mutluyum. İnşallah yarın da sonuncu yaparsınız. Meltem, hiç inanmıyorum zaten bu gülmeyi. İnsan üzüntüsünü bazen en iyi gülümseyerek kapatır. Evet, galiba. Sende de böyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Evet. Cemal, sen neler diyeceksin? Yani dünkü saç ve bugünkü kesimde yüze yakışan bir model yaptığımı düşünüyorum. Buna rağmen dördüncü oldum. Yani onların yorumlarına bırakıyorum bunu. Sıra geldi Perşembe gününün üçüncüsüne. 19 puanla. Yani dördüncü olan takımdan sadece bir puan farkla Perşembe günü üçüncü olan takım. Koray Sevil. Ne düşünüyorsunuz? Valla düşüncem şu. Yani modelimizle yaşadığımız sorunlar tamamıyla puanlara da yansıyor. Yorumlara da yansıyor. Bizim için şanssız bir hafta olduğunu düşünüyorum. Söyleyeceğim başka bir şey. Sen Sevil? Tamamıyla bu konuda eşime katılıyorum. Sıra geldi Perşembe gününün birincisine. Yani avantajı yakalayan da takıma aynı zamanda. Perşembe günü toplamda 23 puanla birinci olan takım. Perşembe gününün birincisi... Ay kalbim. ...23 puanla... Duracak. Kızım, benim yani yaptığım, kurduğum matematiğe göre izin veriyor musunuz? Bilal Buse. Çakalım geleneksel. Neler diyeceksiniz? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yorum yapmak istemiyorum. Arkadaşlarınızdan hep çok yüksek puanlar almışsınız. En yüksek puanlarını da size kullanmışlar. Bilginiz olsun. Koalisyon neler diyeceksin? Kurulmuş. Aynen öyle. Neden bu kadar alındılar bilmiyorum ama zaten alınmaları da gerekiyor. Size de hayırlı olsun ikinciliğiniz. Ben... 19 puanla aslında ikinciliği, üçüncülüğü paylaşmaktasınız. Üç jüriden de tam puan alan tek takımsınız. Bir şey söyleyeceğim. Jüriden tam puan alırsak 5, 10, 15 nasıl 18 oluyor, ben onu anlayamadım. 19 puan. 19 oluyor. 19 puan aldınız zaten. Herkes biri bize mi kullanmış? Herkes biri bize kullanmış. Hayır. Oluyor bu durumda neredeyse. Birisi yani iki kullanmış, bakınca... iki kişi bir kullanmış. Evet. Yani koalisyon kurulmamış. Kim bilir kaç puan verdi? Hala koalisyon. Hesaplamalar hiç bitmeyecek. Yarına kadar bunları düşünecekler herhalde. Cuma günü acaba 10 bin liranın sahibi kim olacak? Kim bize veda edecek? Merakla bekliyoruz. Siz de merakla bekliyorsanız yarın aynı saatte Show TV ekranlarında buluşalım. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın. Tacımı da herkes dönüp bana baksın, güzelleşti daha daha. Tamam, eşin alışverişe çıkıyor, tamam mı? Evet. Ve çok fazla harcama yapıyor, tepkin ne olur? Ben böyle bir şey duymadım ya. Yengeye şarkı yazacağız. Ne, besteleyeceğiz. Aşk. Bak sen de evlisin. Karını evet. Seviyorsun değil mi? Düşün şöyle, hisset. Hasret kokan şu gönlümün. Bilsen de. Tamam. Bilsen de. Bülent Bey, bilsen bir fikir de. Verebilir miyim? Burada podyuma beni dinler misin? Sana konuşuyorum Bülent Bey.
Bir tane tek Bilal var. Yani hangi birinize yetişeyim ki? Bilal'e konuştuğun kelimeler artık ciddi anlamda bizim boğaz köprümüzü geçti. İkinciye doğru gidiyor ya. Yani. Hava sende kaldığı için. Bilal Airlines yeni havalimanından böyle geçerken Show TV'ye uğur. Sen de aynı böylesin bak. Bak bu. Bak hava. Şu ana kadar hiç profesyonel bir makyözle yarışmadığı için böyle düşünmesine hak veriyorum. Kim profesyonel makyöz, sen misin? Ya ben senin yerinde olsam bu yorumlara yerin dibine girerim, ağlarım yani. Bunu 4 gündür aynı teknik makyaj yapan kız mı söylüyor? Ay ya bununla konuşulmaz ya. Konuşma o zaman. Ay arkadaşlar, gerçekten ben delirdim ya. Bu kadar genç, güzel bir bayan geliyor önüne. Sen bunu bu hale nasıl sokuyorsun ya? Ben bir gün böyle bir katmerli kriz geçireceğim. Buradan onu yapana böyle bir uçacağım. Ondan sonra anlayacaklar. Ben ama bir açıklama yapıyorum. Sen sus. Sen bak, ben bir şey söylerken sen sürekli ruh diye dalıyorsun. Dalma kardeşim, sus. O kadar havaya, o kadar civaya bu saç hiç yakıştıramadım. Kadının bütün tansiyonunu falan düşürdü. Birazdan hastaneye kaldıracaklar. Modelin şu anda yüz şekline bak. Cevabını al. Bak. Arkaya bak. Gerçekten çek fotoğrafı. Koy bayağı da tıklanır, izlenir falan.